Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov'un eserleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Payitaht. B. Selvi Boylum Al Yazmalım. C. Cemile. D. Dişi Kurdun Rüyaları. E. İlk Öğretmenim. Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov'un eserleri arasında A seçeneğindeki Payitaht yer almamaktadır. Zorlu Geçit. Cengiz Han'a Küsen Bulut, Elveda Gülsarı, Gün Olur Asra Bedel diğer eserleri arasında yer alır. Türk Tayyare Cemiyeti. İş Bankası gibi kuruluşların kurulmasında etkili olmuş olan Mustafa Kemal Atatürk'ün de yaverliğini yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Salih Bozok. B. Cevat Abbas Gürer. C. Hasan Rıza Soyak. D. Nuri Jonker. E. Reşit Galip. Doğru cevabımız Cevat Abbas Gürer'dir. B seçeneği doğrudur. Atatürk'ün işaretiyle Türk Tayyare Cemiyeti'ni kurdu. Türk Hava Kurumu ve cemiyetin başkanlığını bir yıl süreyle üstlendi. Türkiye İş Bankası'nın kurucularından olan Cevat Abbas Gürer. Atatürk'ün emriyle kurulan Ateş Güneş Spor Kulübü'nün de kurucu başkanıydı. 1938'de kurulan Hatay Bağımsız Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Tayfur Sökmen. B. Abdülgani Türkmen. C. Abdurrahman Melek. D. Saffet Arıkan. E. Şükrü Kanatlı. Tayfur Sökmen. Milletler Cemiyeti'nin 19 Mayıs 1937'de Hatay için kabul ettiği anayasadan sonra kurulan Hatay Cumhuriyeti'nin ilk ve son cumhurbaşkanıdır. Abdülgani Türkmen ise sorumuzun cevabıdır. 1938'de kurulan Hatay Bağımsız Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanı Abdülgani Türkmen'dir. Abdurrahman Melek. Milletler Cemiyeti'nin 19 Mayıs 1937'de Hatay için kabul ettiği anayasadan sonra kurulan Hatay Cumhuriyeti'nin başbakanıdır. Cevabımız B'dir. Türk milliyetçiliğinin babası olarak anılan Kızıl Elma. Türkçülüğün esasları. Üç cereyan gibi eserleri olan ve fikirlerini Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak şeklinde formüle eden kişi kimdir? A. Mehmet Emin Yurdakul. B. Ziya Gökalp. C. Nihal Atsız. D. Alparslan Türkeş. E. Zeki Velidi Togan. Türk milliyetçiliğinin babası olarak anılan Kızıl Elma. Türkçülüğün esasları. Üç cereyan gibi eserleri olan ve fikirlerini Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak şeklinde formüle eden kişi B seçeneğindeki Ziya Gökalp'tir. B doğrudur. Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk döneminde en fazla hükümet kuran kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Fevzi Çakmak. B. İsmet İnönü. C. Ali Fuat Cebesoy. D. Ali Fethi Okyar. E. Kazım Özal. Cumhuriyet döneminde 10 kez hükümet kuran İsmet İnönü bu alanda rekoru elinde bulunduruyor. Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk döneminde en fazla hükümet kuran kişi İsmet İnönü'dür. Mustafa Kemal Atatürk. Hatay konusunda İsmet Paşa hükümetine olan eleştirilerini aşağıdaki müstear isimlerden hangisiyle kaleme almıştır? A. Şerif Bey. B. Hilmi Uran. C. Selim Kara. D. Hamdi Bey. E. Asım Us. Mustafa Kemal Atatürk. Hatay konusunda İsmet Paşa hükümetine olan eleştirilerini Asım Us Takma adıyla kaleme almıştır. E seçeneği doğrudur. 1980 ile 1990 yılları arası dönemde Bulgaristan'daki soydaşlarımıza karşı asimile politikası başlatan Bulgar lider aşağıdakilerden hangisidir? A. Todor Živkov. B. Vladimir Živkov. C. Georgi Dimitrov. D. Andrei Lukanov. E. Petar Miladenov. 1980 ile 1990 yılları arası dönemde Bulgaristan'daki soydaşlarımıza karşı asimile politikası başlatan Bulgar lider Todor Živkov'dur. Cevherlerin Özellikleri Üstüne adlı eserinde 23 katı maddenin ve 6 sıvının özgül ağırlıklarını bugünkü değerlerine çok yakın olarak saptayan Kitab-ı Saydele adlı eserinde ilaçları anlatan ve Gazneli Mahmud'un sarayımın en değerli hazinesi olarak nitelendirdiği bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Harizmi. B. Elbiruni. C. Battani. D. İbn Sina. E. İbn Haldun. Kitabül Cevahir yani Cevherlerin Özellikleri Üstüne adlı eserinde 23 katı maddenin ve 6 sıvının özgül ağırlıklarını bugünkü değerlerine çok yakın olarak saptayan Kitabüs Saydeli adlı eserinde ilaçları anlatan ve Gazneli Mahmud'un sarayımın en değerli hazinesi olarak nitelendirdiği bilim insanı B seçeneğindeki Elbiruni'dir. İstanbul'a gelirken hazırladığı Muhammediye adlı matematik konulu eseri Fatih Sultan Mehmed'e sunan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ulu Bey. B. Buhari. C. Ali Kuşçu. D. Sinan Paşa. E. Akşemseddin. C. seçeneğindeki Ali Kuşçu Timur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nda bir astronom, matematikçi ve dil bilimcidir. Secere-i Türkiye adlı çeviri eserde Osmanlı Türklüğünü içine alan Büyük Türk Birliği'nden ilk defa bahseden sadrazamlık ve Bursa valiliği de yapmış olan fikir adamı aşağıdakilerden hangisidir? A. İbrahim Şinasi. B. Ziya Paşa. C. Ziya Gökalp. D. Ahmet Vefik Paşa. E. Sait Bey. Ahmet Vefik Paşa, Osmanlı devlet adamı, diplomatı, çevirmen ve oyun yazarıdır. İlk ilmi Türkçülerden biridir. İlk Türkçe sözlüklerden birisi olan Lehçe-i Osmani'nin yazarı olan Paşa. Devlet adamlığının yanı sıra 16 dil bilen bir bilim adamıdır. Bursa Valiliği sırasında bu kentte bir tiyatro yaptırmakla ün kazanmıştır. Milli mücadelenin önemli bir kuruluşu olan Sivas Kadınları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurucusu. Aşağıdakilerden hangisidir? A. Satı Kadın. B. Gül Esin. C. Fakihe Öğmen. D. Halide Edip Adıvar. E. Melek Reşit Hanım. Milli mücadelenin önemli bir kuruluşu olan Sivas Kadınları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurucusu. Melek Reşit Hanım'dır. 18 Mart Kahramanı unvanı ile bilinen kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Mehmet Esat Bülkat. B. Halil Sami. C. Enver Paşa. D. Cevat Çobanlı. E. Nuri Kiligil. Nusret Mayın gemisine o tarihi görevi olan 26 Mayın'ı kıyıya paralel olarak döşeme emrini vererek düşman donanmasını bozguna uğratmıştır. Düşman gemilerini boğazdan geçirmeyerek tarihe Çanakkale geçilmez mührünü vuracak olan Cevat Paşa. Bu zaferden dolayı 18 Mart kahramanı unvanını almıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Cevat Çobanlı doğru cevaptır. Yabancı sermayeyi teşvik ve petrol yasası aşağıdakilerden hangisinin başbakanlığı döneminde çıkarılmıştır? A. Celal Bayar. B. İsmet İnönü. C. Fevzi Çakmak. D. Bülent Ecevit. E. Adnan Menderes. Yabancı sermayeyi teşvik ve petrol yasası E seçeneğindeki Adnan Menderes'in başbakanlığı döneminde çıkarılmıştır. E doğrudur. Milli mücadelenin önemli kahramanlarından biri olan Üsteğmen Mehmet Sait aşağıdaki isimlerden hangisi ile tanınmaktadır? A. Karayılan. B. Yörük Ali. C. Şahin Bey. D. Tufan Bey. E. Çerkez Ethem. Antep savunmasında şehit düşen Şahin Bey'in asıl adı Üsteğmen Mehmet Sait'tir. Cevabımız C seçeneğidir. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Çin Halk Cumhuriyeti'nde kültür devrimini başlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Chiang Kai-shek. B. Mao Zedong. C. Jiang Zemin. D. Hu Jintao. E. Joseph Stalin. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Çin Halk Cumhuriyeti'nde kültür devrimini başlatan kişi B. seçeneğindeki Mao Zedong'dur. Mao Çin'de kültür devrimini başlatan kişidir. Kalesinde bayrağı dalgalanmayan esir bir ülkede cuma namazı kılmak caiz değil. Sizin damarlarınızdaki asil Türk kanı o bayrağı yerine dikmeye haizdir diyerek Fransızlara karşı halkı harekete geçiren kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kılıç Ali. B. Şahin Bey. C.
Rıdvan Hoca, D. Sütçü İmam, E. Çerkez Ethem, C. Seçeneğindeki Rıdvan Hoca Kalesi'nde bayrağı dalgalanmayan esir bir ülkede cuma namazı kılmak caiz. D. Sizin damarlarınızdaki asil Türk kanı o bayrağı yerine dikmeye haizdir diyerek Fransızlara karşı halkı harekete geçiren kişidir. C. Seçeneğindeki Rıdvan Hoca doğru cevaptır. 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz diyerek Hatay'ın anavatana katılacağını bildiren kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Mustafa Kemal Atatürk. B. İsmet İnönü. C. Fevzi Çakmak. D. Ali Fuat Cebesoy. E. Celal Bayar. 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz diyerek Hatay'ın anavatana katılacağını bildiren kişi A seçeneğindeki Mustafa Kemal Atatürk'tür. Trablusgarp ve Balkan savaşlarında gösterdiği başarıdan ötürü Hamidiye kahramanı olarak tanınan, devletin çöküş belgesi olan Mondros Mütarekesini hükümet adına imzalayan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Refet Bele. B. Ali Fuat Cebesoy. C. Fethi Okyar. D. Hüseyin Rauf Orbay. E. Fevzi Çakmak. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Kurtuluş Savaşı'nda ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde önemli görevlerde bulunmuştur. Trablusgarp ve Balkan Savaşları'nda gösterdiği başarıdan ötürü Hamidiye kahramanı olarak tanındı. Cevabımız D seçeneğindeki Hüseyin Rauf Orbay'dır. Osmanlı Devleti'nin çöküş belgesi olan Mondros Mütarekesini hükümet adına imzalayan kişidir. Osmanlı Devleti'nde yaşamış olan, sarayda musiki dersleri veren, UNESCO tarafından 2012'de anma yılı ilan edilen bestekar aşağıdakilerden hangisidir? A. Hammamizade İsmail Dede Efendi. B. Buhurizade Mustafa İtri. C. Yunus Emre. D. Abdülkadir Meragi. E. Aydın Sayılı. Osmanlı Devleti'nde yaşamış olan, sarayda musiki dersleri veren, UNESCO tarafından 2012'de anma yılı ilan edilen bestekar B seçeneğindeki Buhurizade Mustafa İtri'dir. B seçeneği doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif Ersoy'un eseri olan Safahat'ın bölümlerinden biri değildir? A. Hatıralar. B. Sis. C. Gölgeler. D. Süleymaniye Kürsüsü'nde. E. Fatih Kürsüsü'nde. Safahat, 7 bölümden oluşmaktadır. Safahat aslında Mehmet Akif'in ilk şiir kitabının adıdır. Daha sonra diğer şiirleri de aynı kitapta 7 bölüm halinde basılmıştır. B seçeneğindeki Sis Mehmet. Akif Ersoy'un eseri olan Safahat'ın bölümlerinden biri değildir. Bölümleri şunlardır: 1. Safahat. 2. Süleymaniye Kürsüsü'nde, 3. Hakk'ın Sesleri, 4. Fatih Kürsüsü'nde, 5. Hatıralar, 6. Asım, 7. Gölgeler. Fatma Refet Ang'ın Türkiye Cumhuriyeti'nde aşağıdakilerden hangisinde ilk olmuştur? A. Kadın öğretmen. B. Kadın savaş pilotu. C. Kadın avukat. D. Kadın mimar. E. Kadın gazeteci. Fatma Refet Ang'ın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk kadın öğretmenlerindendir. A seçeneği doğrudur. 1924 Haliç Konferansı'nda Türkiye'yi temsil eden kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Ali Fuat Cebesoy. B. Ali Fethi Okyar. C. Nuri Jonker. D. Salih Bozok. E. Kazım Özal. Haliç Konferansı. 19 Mayıs 1924 tarihinde şu an Kuzey Saha Deniz Komutanlığı olan Bahriye Nezareti binasında Musul meselesinin ve Türkiye ile Irak arasındaki sınırının çözüme kavuşturulması için Türkiye ile İngiltere arasında yapılan toplantılar silsilesidir. 1924 Haliç Konferansı'nda Ali Fethi Okyar Türkiye'yi temsil eden kişidir. Türkiye Cumhuriyeti'ni Büyük Millet Meclisi Başkanı Fethi Okyar, İngiltere'yi de Sir Percy Cox temsil etmiştir. Bu konferansta İngiltere Türkiye'den Hakkari'ye kadar uzanan toprakları talep etmiştir. B seçeneği doğrudur. Zühtü Müridoğlu aşağıdakilerin hangisinde bir ilki gerçekleştirmiştir? A. Heykel sergisi. B. Resim sergisi. C. Opera eseri. D. Tiyatro eseri yazımı. E. Türkçe gazete basımı.
ülkemizde ilk heykel sergisini, 1932 yılında Gülhane Parkı içindeki Alay Köşkü'nde Zühtü Müridoğlu açmıştır. Daha sonraki yıllarda yurdumuzun değişik yörelerinde birçok heykel sergileri açılmıştır. A seçeneği doğrudur. Mustafa Kemal Atatürk tarafından yaptırılan Hak Dini Kur'an Dili adlı Kur'an tefsiri aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Ömer Nasuhi Bilmen. B. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır. C. Süleyman Ateş. D. Mehmet Nuri Yılmaz. E. Mehmet Rifat Börekçi. Mustafa Kemal Atatürk tarafından yaptırılan Hak Dini Kur'an Dili adlı Kur'an tefsiri B seçeneğindeki Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'a aittir. Osmanlı Devleti'nde deneysel farmakolojinin kurucusu sayılan Fatih döneminin ünlü tıp bilgini aşağıdakilerden hangisidir? A. Takiyüddin. B. Bursalı Kadızade Rumi. C. Sabuncuoğlu Şerefeddin. D. Elbiruni. E. Farabi. C seçeneğindeki Sabuncuoğlu Şerefeddin Osmanlı döneminde tıp alanında önemli eserler vermiş Türk hekim ve cerrahtır. Sabuncuoğlu Şerefeddin ilk Türkçe cerrahi eserin sahibidir. Abdülmecid döneminde Türk marşını besteleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Johann Strauss. B. Hristo Efendi. C. Wolfgang Amadeus Mozart. D. Johann Sebastian Bach. E. Ludwig van Beethoven. Abdülmecid döneminde Türk marşını besteleyen kişi A seçeneğindeki Johann Strauss doğru cevabımızdır. Mustafa Kemal ile ilk röportajı yapan gazeteci Ruşen Eşref Ünaydın bu görüşmeyi hangi savaş sırasında gerçekleştirmiştir? A. Sakarya. B. Çanakkale. C. 1. İnönü. D. 2. İnönü. E. Büyük Taarruz. Mustafa Kemal ile ilk röportajı yapan gazeteci Ruşen Eşref Ünaydın bu görüşmeyi Çanakkale Savaşı sırasında gerçekleştirmiştir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve İstanbul Üniversitesi'nin ilk rektörü aşağıdakilerden hangisidir? A. Mehmet Kamil Berk. B. Hasan Rıza Soyak. C. Reşit Galip. D. Neşet Ömer İrdel. E. Tevfik Rüştü Aras. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve İstanbul Üniversitesi'nin ilk rektörü Neşet Ömer İrdel'dir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Demokrat Parti'nin kurucu genel başkanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Cemal Gürsel. B. Turgut Özal. C. Süleyman Demirel. D. Kenan Evren. E. Celal Bayar Demokrat Parti'nin kurucu genel başkanı E seçeneğindeki Celal Bayar'dır. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ilk eser aşağıdakilerden hangisi tarafından yazılmıştır? A. Yakup Kadri. B. Kemal Tahir. C. Halide Edip Adıvar. D. Nazım Hikmet. E. Yaşar Kemal. C seçeneğindeki Halide Edip Adıvar'ın kaleme aldığı Ateşten Gömlek edebiyatımızdaki Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan ilk romandır. Roman kahramanlarından Peyami'nin Cebeci Hastanesi'nde beynindeki kurşunun çıkarılması için yapılacak ameliyatı beklerken yazdığı anılarından oluşmuştur. Rauf Orbay'ın Balkan Savaşları'nda Yunanlılara karşı başarılı mücadeleler verdiği gemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Icmım'ın zırhlısı. B. Yavuz. C. Midilli. D. Hamidiye Kuruvazörü. E. Nusret Mayın gemisi. D seçeneğindeki Hamidiye Kuruvazörü doğru yanıtımızdır. Fotoğraf makinesinin mucidi olan Türk İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? A. İbn-i Sina. B. El-Cezeri. C. İbn-i Heysem. D. Razi. E. Kaindi fotoğraf makinesinin mucidi olan Türk İslam bilgini İbn-i Heysem'dir. C seçeneği doğrudur. Mevlid adlı eserin sahibi edebiyatçı aşağıdakilerden hangisidir? A. Fuzili. B. Süleyman Çelebi. C. Aşık Paşa. D. Yunus Emre. E. Aşık Çelebi. Mevlid adlı eserin sahibi edebiyatçı Süleyman Çelebi'dir.
Mevlid bilinen tek eseridir, B seçeneği doğrudur. Ali Fuat Cebesoy Amasya Genelgesi kararlarını ne olarak değerlendirmiştir? A. Kutsal İttifak. B. Mukaddes İttifak. C. Millet İttifakı. D. Cumhur İttifakı. E. Vatan İttifakı. Ali Fuat Cebesoy Amasya Genelgesi kararlarını Mukaddes İttifak olarak tanımlamıştır. Suzi Dilara makamında besteler yapan ve şarkıları günümüze kadar ulaşan Osmanlı padişahı. Aşağıdakilerden hangisidir? A. Abdülmecid. B. 3. Selim. C. 2. Abdülhamid. D. 1. Abdülhamid. E. 2. Mahmud. Bahsedilen Osmanlı padişahı B seçeneğindeki 3. Selim'dir. Mondros mütarekesinde Mustafa Kemal Atatürk Adana yerine aşağıdaki ifadelerden hangisinin kullanılmasına tepki göstermiştir? A. Kilikya. B. Pozantı. C. Necid. D. Çukurova. E. Vilayet-i Sitte. Mondros mütarekesinde Mustafa Kemal Atatürk Adana yerine Kilikya ifadesinin kullanılmasına tepki göstermiştir. A seçeneği doğrudur. Osmanlı sadrazamlarından Lütfi Paşa'nın Osmanlı Devlet Teşkilatı hakkındaki risalesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Tıbbe-i Nebevi. B. Mir'at-ü Memalik. C. Heşt-Behişt. D. Asafname. E. Tazarru-Name. Kanuni Devri Osmanlı sadrazamlarından Lütfi Paşa'nın Osmanlı Devlet Teşkilatı hakkındaki risalesi Asafname'dir. D seçeneği doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi evlatlarından biri değildir? A. Sabiha Gökçen. B. Ülkü Adatepe. C. Nebile İrdel. D. Salih Bozok. E. Rukiye Ergin. Salih Bozok Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi evlatlarından biri değildir. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk arkadaşıydı ve daha sonra yaverliğini yaptı. Atatürk'e en yakın kişi olarak bilinir. Dünyanın Hikaye Edilişi yani İlmiliğin adlı kitabında Asya'nın medeni ve gelişmişlik olarak Avrupa'dan daha ileride olduğunu anlatan İtalyan seyyah aşağıdakilerden hangisidir? A. Evliya Çelebi. B. Marco Polo. C. Kristof Kolomb. D. İbni Haldun. E. İbni Sina. Cevabımız İlmiliğin adlı kitabında Asya'nın medeni ve gelişmişlik olarak Avrupa'dan daha ileride olduğunu anlatan İtalyan seyyah Marco Polo'dur. Mensubu olduğu Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadele ile tanınmış bir tıp doktoru ve siyasetçi olan 1990'da Türk kelimesini kullandığı için yargılanan lider aşağıdakilerden hangisidir? A. Sadık Ahmet. B. Rıdvan Hoca. C. Rauf Denktaş. D. Aliye İzzet Begoviç. E. İsmail Gaspralı. Cevabımız A seçeneğidir. Sadık Ahmet doğru yanıttır. Rus desteği ile Ermenilerin 1993'te Azerbaycan topraklarında gerçekleştirdiği katliam aşağıdakilerden hangisidir? A. Hocalı katliamı. B. Atlılar katliamı. C. Taşkent katliamı. D. Srebrenitsa katliamı. E. Başbağlar katliamı. Rusların desteğini alan Ermenilerin 1993'te Azerbaycan topraklarında gerçekleştirdiği katliam Hocalı katliamıdır. A seçeneği doğrudur. Trablusgarp'a mücadele için gidecek subayları gizli şekilde bölgeye götürme işlerini yürüten teşkilat-ı mahsusa üyesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Süleyman Askeri. B. Eşref Sencer Kuşçubaşı. C. Halil Kut. D. Karayılan. E. Sıddık Sami doğru cevabımız B'dir. Kuşçubaşı Eşref doğru yanıttır. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadelenin yayın organı olan ilk gazetedir? A. Alemdar. B. Hakimiyeti Milliye. C. İrade-i Milliye. D. Tasvir-i Efkar. E. Ceride-i Resmiye. Milli mücadelenin yayın organı olan ilk gazete İrade-i Milliye'dir. İrade-i Milliye, İtilaf devletlerinin işgallerine karşı 1919'da Anadolu'da başlayan Kurtuluş Hareketi'nin ilk yayın
Organ olarak Sivas'ta çıkarılan gazetedir. Mustafa Kemal Atatürk son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne aşağıdaki illerden hangisinden milletvekili seçilmiştir? A. Adana, B. Bursa, C. Ankara, D. Gaziantep, E. Erzurum. Mustafa Kemal Atatürk son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Erzurum'dan milletvekili seçilmiştir. E seçeneği doğrudur. Milli mücadele yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde hangi savaş devam ederken 15 Temmuz 1921'de Marif Kongresi toplanmıştır? A. 1. İnönü Savaşı, B. 2. İnönü Savaşı, C. Eskişehir-Kütahya Savaşları, D. Sakarya Meydan Savaşı, E. Başkomutanlık Meydan Savaşı. Milli mücadele yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde C seçeneğindeki Eskişehir-Kütahya savaşları devam ederken 15 Temmuz 1921'de Marif Kongresi toplanmıştır. Yanıtımız C'dir. Bir sınıf arkadaşım Atatürk. 2 Moskova hatıraları. 3 siyasi hatıralar. Yukarıdaki eserlerden hangileri Ali Fuat Cebesoy tarafından kaleme alınmıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3 verilen 3 eserde Ali Fuat Cebesoy tarafından kaleme alınmıştır. E seçeneği doğrudur. Artuklular döneminde yaşamış olan, haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama ilmi olan sibernetiğin kurucusu sayılan ve birçok şifreli kilit fıskiye, müzik aleti yapan bilgin aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazini, B. İbn Sina, C. El Cezeri, D. Ali Kuşçu, E. Farabi. Sibernetik alanın kurucusu kabul edilen fizikçi, robot ve Matrix ustası bilim adamı C seçeneğindeki El Cezeri'dir. Köylü ayaklanması olarak bilinen tüm yabancıların ülkeden çıkartılmasını hedefleyen Boxer ayaklanmasının başladığı ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. Japonya, B. Güney Kore, C. Kuzey Kore, D. Küba, E. Çin. Boxer ayaklanması ya da Boxer hareketi, Batı'nın 19. yüzyılda Çin üzerindeki ekonomik ve siyasi etkisine karşı çıkartılan bir ayaklanmadır. Tüm yabancıların ülkeden çıkartılması hedeflenmiştir. 1899 yılı Kasım ayında başlamış 7 Eylül 1901'de sona ermiştir. Köylü ayaklanması olarak da bilinir, cevabımız E'dir. 1924 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte kendisini ilk önce Arap ülkelerinin kralı ve ardından da halife olarak ilan eden Arap lider aşağıdakilerden hangisidir? A. Şerif Hüseyin, B. Enver Sedat, C. Hüseyin bin Talal, D. Gazi bin Faysal, E. Talal bin Abdullah. Şerif Hüseyin A seçeneği doğru cevaptır. İttihat ve Terakki'nin Türkçülük politikasını bahane ederek Arap isyanını başlattı. 1916 yılında bağımsızlığını ilan ederek kendini Hicaz Kralı ilan etti. 1877 ila 1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın Kafkasya Cephesi Komutanı. Asker, gökbilimci, yazar, eğitimci ve devlet adamı olan 1912 yılında kısa bir süreyle Osmanlı Devleti'nin sadrazamlığını da yapan Darüşşafaka Cemiyeti'nin kurucularından olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Nazım Paşa, B. Kamil Paşa, C. Ahmet Muhtar Paşa, D. Said Halim Paşa, E. Hüseyin Hilmi Paşa, C seçeneği doğrudur. Yanıtımız Ahmet Muhtar Paşa'dır. Bir İsmail Gaspralı, 2 Zeki Velidi Togan, 3 Yusuf Akçura. Yukarıda verilen isimlerden hangileri 1920'lerin başından itibaren Türkistan üzerine yapılan Rus saldırılarına ve asimilasyon politikalarına karşı çıkmışlardır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. 1920'lerin başından itibaren Türkistan üzerine yapılan Rus saldırılarına ve asimilasyon
politikalarına karşı mücadele verenler arasında İsmail Gaspralı, Zeki Velidi Togan ve Yusuf Akçura yer alır, hepsini alırız, cevap E'dir. Ey Türk vur vatanın bakirlerine, günahkar gömleği biçenleri vur, kemikten taslarla şarap yerine, şehitler kanını içenleri vur, diyerek milli mücadeleye destek veren şair aşağıdakilerden hangisidir? A. Nazım Hikmet. B. Ziya Gökalp. C. Necip Fazıl Kısakürek. D. Tevfik Fikret. E. Mehmet Emin Yurdakul. Mehmet Emin Yurdakul doğru cevaptır. Türk şairi, milli şair diye anılır. Türk milli edebiyat akımının öncü şairleri arasında yer almıştır. Ulusçu, halkçı görüşleri savunan şiirler yazmıştır. E seçeneği doğrudur. Vur şiiriyle milli mücadeleye destek veren şair Mehmet Emin Yurdakul'dur. Büyük Avrupa devletlerinin arzuları doğrultusunda hazırlanarak yürürlüğe konulan ıslahat fermanı hangi devlet adamı tarafından hazırlanmıştır? A. Ziya Paşa. B. Mustafa Reşit Paşa. C. Mehmet Emin Ali Paşa. D. Ahmet Cevdet Paşa. E. Mithat Paşa. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde devletin yıkılmaktan kurtarılması amacıyla siyasi kuruluşlar, kişi hakları ve yeni kurumların kurulması konularında yapılması tasarlanan köklü değişiklikler için Sultan Abdülmecid zamanında yayımlanan fermandır. Tanzimat döneminin önde gelen devlet adamlarından biri olan Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa tarafından Büyük Avrupa devletlerinin arzuları doğrultusunda hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. C seçeneği doğrudur. Milli mücadeleyi ve 1. Dünya Savaşı sonrası Türk toplumunun düştüğü zor durumu konu alan Tarık Buğra'nın en tanınmış eserlerinden biri olan eser aşağıdakilerden hangisidir? A. Yağmur Beklerken. B. Küçük Ağa. C. Osmancık. D. Bu Çağın Adı. E. Dönemeçte. Küçük Ağa. Milli mücadele dönemine merkezden değil, bir kasabadan bakan, o dönemin Türk toplumunun yaşadığı zorluklara, acılara, İhanetlere değinen ve bütün bu zor şartlar altında kurtuluş mücadelesi veren Kuvayi Milliye'yi konu edinen romandır, Tarık Buğra'nın önemli yapıtlarından bir tanesidir, B seçeneği doğrudur. Mustafa Kemal Atatürk milli mücadele döneminde cumhuriyet fikrini ilk kez kiminle paylaşmıştır? A. Salih Bozok. B. Saffet Arıkan. C. Mazhar Müfit Kansu. D. Refet Bele. E. Ali Fethi Okyar. Mustafa Kemal Atatürk milli mücadele döneminde cumhuriyet fikrini ilk kez Mazhar Müfit Kansu ile paylaşmıştır. C seçeneği doğrudur. Mustafa Kemal ile birlikte olduğu zamanlarda olaylarla ilgili özel notlar tutan Kansu'nun Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber adıyla 4 Mart 1948'de Son Telgraf gazetesinde yayımladığı anıları, 1966'da Türk Tarih Kurumu tarafından 2 cilt olarak basıldı. Milli Mücadele dönemindeki Kurtuluş Savaşı'ndaki anılarını Ben de Yazdım adlı eserinde kaleme alan, Nazilli Kongresi'nin toplanması için girişimlerde bulunan ve Galip Hoca lakabıyla anılan kişi, aşağıdakilerden hangisidir? A. Adnan Menderes. B. İsmet İnönü. C. Celal Bayar. D. Cemal Gürsel. E. Ali Fethi Okyar. Çağdaş Türkiye'nin siyasi yaşamının çeşitli dönemlerinde önemli roller oynamış olan Celal Bayar. Meclisi Mebusan üyesi. Cumhuriyet döneminde iktisat vekilli. Mustafa Kemal Atatürk'ün son başbakanı ve 1950 ila 1960 arasında Türkiye'nin 3. ve asker kökenli olmayan ilk cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştır, C seçeneği doğrudur. 1914 kuşağı ressamları arasında bu gruba adını verecek kadar ön plana çıkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin resim alanında Batı anlayışına yönelik bir sürece girmesinde önemli itici güçlerden birisi olan ve çalışmalarının tümünde gözlemlenen izlenimci anlayış, Avrupa'nın resim uygulamalarında görülen izlenimcilik akımının kurallarını sıkı sıkıya uygulamaktan çok kendine özgü bir karakter sergileyen Zeybekler tablosu, Hatay'ın Anavatana Hasreti gibi eserleri ile ün yapan ressam aşağıdakilerden hangisidir? A. Sami Yetik. B.
Ali Çelebi. C. Hikmet Onat. D. İbrahim Çallı. E. Osman Hamdi. D. Seçeneği doğrudur. Zeybekler tablosu. Hatay'ın Anavatana Hasreti gibi eserleri ile ün yapan ressam İbrahim Çallı'dır. Karadeniz'in Türk Gölü haline gelmesi hangi padişah zamanında olmuştur? A. Fatih Sultan Mehmet. B. Kanuni Sultan Süleyman. C. Yavuz Sultan Selim. D. İkinci Beyazıt. E. İkinci Murat. Fatih Sultan Mehmet, Karadeniz'e de hakim olmak istiyordu. Venedik ve Cenevizlilerin İslam dünyasının aleyhine yaptıkları esir ticaretini önlemek. İstanbul'a gelen ticari malların taşınmasında esas rolü oynayan Kırım sahillerini ele geçirmek. Karadeniz'i bir Türk gölü haline getirmek amacıyla hareket eden Fatih. İşe 1459'da Amasra'yı fethederek başladı, 1460'da Candaroğulları Beyliği'ne son verildi. 1461'de Trabzon'un, 1475'te Kırım'ın fethiyle Karadeniz bir Türk gölü haline geldi. Bu sayede Karadeniz'deki Ceneviz üstünlüğü sona erdi ve İpek yolunun tüm denetimi Osmanlı Devleti'ne geçti. Cevabımız A'dır. Bir Şahin Bey, 2 Topal Osman, 3 Sütçü İmam, 4 İpsiz Recep. Yukarıda verilenlerden hangileri milli mücadele muharebeler döneminde Güney Cephesi'nde savaşmıştır? A. 1 ve 2. B. 2 ve 3. C. 2 ve 4. D. 1 ve 3. E. 3 ve 4. Şahin Bey Kurtuluş Savaşı'nda Güney Cephesi'nde Kilis-Antep yolu Kuvayı Milliye Komutanı olarak savaşmıştır, 1'i alırız. Topal Osman 1. Dünya Savaşı sırasında Kafkas cephesinde Rus ordusuna karşı mücadelede büyük başarı sağlamıştır, 2'yi almayız. Sütçü İmam Kurtuluş Savaşı'nda Güney cephesinde savaşmıştır, 3'ü de alırız, cevap D olur. İpsiz Recep ise Kandıra civarında Müslüman halka zulmeden Rum çetelerine karşı Kuvayı Milliye saflarında başarıyla karşı koymuştur. Bir Fransız gemisini kaçırmayı başarınca Ankara hükümetince milis yüzbaşı olarak onurlandırılan İpsiz Recep düzenli kuvvetlere katılarak Yunan ordusuna karşı savaşmıştır, cevabımız D'dir. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadelenin yayın organı olan ilk gazetedir? A. Alemdar. B. Hakimiyeti Milliye. C. İrade-i Milliye. D. Tasvir-i Efkar. E. Ceride-i Resmiye. Milli mücadelenin yayın organı olan ilk gazete İrade-i Milliye'dir. İrade-i Milliye, İtilaf devletlerinin işgallerine karşı 1919'da Anadolu'da başlayan Kurtuluş Hareketi'nin ilk yayın organı olarak Sivas'ta çıkarılan gazetedir. Milli mücadelede 70. alayda görev yapan kadın kahraman aşağıdakilerden hangisidir? A. Tayyar Rahmiye. B. Binbaşı Ayşe. C. Kara Fatma. D. Nezahat Onbaşı. E. Şerife Bacı. Cevabımız Küçük Nezahat olarak da bilinen Nezahat Onbaşı'dır. D. Seçeneği doğrudur. Amasya genelgesini onaylayan komutanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Kazım Karabekir. B. Rauf Orbay. C. Refet Bele. D. Ali Fuat Çebesoy. E. Fevzi Çakmak. Amasya genelgesini onaylayan komutanlar arasında Fevzi Çakmak yer almaz. Mustafa Kemal Atatürk'ün son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde oluşturulmasını istediği grup aşağıdakilerden hangisidir? A. Islahat. B. Vatan ve Hürriyet. C. İstiklal. D. Felah-ı Vatan. E. Müdafaa-i Hukuk. Mustafa Kemal Atatürk'ün son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde oluşturulmasını istediği grup müdafaa-i hukuktur. Amiral Bristol raporunun hazırlandığı sıralarda Batı Anadolu'da Türk-Yunan çatışmalarını önlemek amacıyla Türk-Yunan sınırını belirleyen rapor aşağıdakilerden hangisidir? A. Samsun raporu. B. Havza raporu. C. General Harbord raporu. D. Milne raporu. E. Doktor Esat Işık raporu. Batı Anadolu'da Türk-Yunan çatışmalarını önlemek amacıyla Türk-Yunan sınırını belirleyen rapor D. Seçeneğindeki Milne raporudur.
Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye'nin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı olan Milli Şef İsmet İnönü dönemi ilk başbakanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Recep Peker. B. Celal Bayar. C. Refik Saydam. D. Adnan Menderes. E. Şükrü Saraçoğlu. Milli Şef İsmet İnönü dönemi ilk başbakanı B seçeneğindeki Celal Bayar'dır. Osmanlı'da otomatik makinelerle ilgili ilk eseri yazan, ilk rasathaneyi kuran bilgin aşağıdakilerden hangisidir? A. Takiüddin Mehmet. B. Ali Kuşçu. C. Hezarfen Ahmet Çelebi. D. Abdurrahman Hazini. E. Bursalı Kadızade Rumi. Osmanlı'da otomatik makinelerle ilgili ilk eseri yazan, ilk rasathaneyi kuran bilgin A seçeneğindeki Takiüddin Mehmet'tir. Türkiye'nin ilk Türk futbolcusu olan Bobby Takma adıyla tanılan sporcu aşağıdakilerden hangisidir? A. Gökmen Özdenak. B. Metin Oktay. C. Fuat Hüsnü Kayacan. D. Fatih Terim. E. Ali Sami Yen. İngilizler tarafından kurulan Moda Futbol Kulübü'nde futbol oynayan ilk Türk olan ve Türklerin futbol oynaması yasak olduğundan Bobby Takma adıyla tanınan sporcu Fuat Hüsnü Kayacan'dır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Ben Bu Şehri Coğrafya kitabından ziyade tarihten öğrendim ve Cumhuriyet merkezi olarak öğrendim dediği şehir aşağıdakilerden hangisidir? A. Ankara. B. Bursa. C. İstanbul. D. Sivas. E. Erzurum. Mustafa Kemal Atatürk'ün Ben Bu Şehri Coğrafya kitabından ziyade tarihten öğrendim ve Cumhuriyet merkezi olarak öğrendim dediği şehir Ankara'dır. Seyfüddevle, Hindistan Fatihi gibi unvanlarla tanınan, Peşaver Seferi ile Hindistan'da etkinlik kazanan Türk hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? A. Timur. B. Gazneli Mesut. C. Gazneli Mahmut. D. Melikşah. E. Alparslan. Seyfüddevle, Hindistan Fatihi gibi unvanlarla tanınan, Peşaver Seferi ile Hindistan'da etkinlik kazanan Türk hükümdarı Gazneli Mahmut'tur. 1940'larda ortaya çıkan Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet Anday gibi öncüleri olan edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? A. Maviciler. B. Beş Hececiler. C. İkinci Yeniciler. D. Garip. E. Fecriati. Garip Hareketi, Garip Akımı ya da Birinci Yeni olarak bilinen Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet Anday'ın öncülüğünü yaptığı şiir hareketidir. Cevabımız D seçeneğidir. Azerbaycan'ın ikinci cumhurbaşkanı olan Bütün Azerbaycan Yolunda isimli eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ebulfez Elçibey. B. Haydar Aliyev. C. İlham Aliyev. D. Suret Hüseynov. E. Ayaz Mutelibov. Azerbaycan'ın ikinci cumhurbaşkanı olan Bütün Azerbaycan Yolunda isimli eserin yazarı A. seçeneğindeki Ebulfez Elçibey'dir. İzmir'in işgali sırasında, yaşasın Venizelos demediği için Yunan askerleri tarafından şehit edilen albay aşağıdakilerden hangisidir? A. Süleyman Fethi Bey. B. Hasan Tahsin. C. Şahin Bey. D. Said Bey. E. Selim Sırrı Bey. A seçeneğindeki Süleyman Fethi Bey doğru cevaptır. Ermeni Patriği Zevon Efendi tarafından 1877'de Çukurova ve Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak amacıyla kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A. Kordos. B. Hınçak Komitası. C. Etliki Eterya. D. Alyans İsrailit. E. Mavri Mira. Ermeni Patriği Zevon Efendi tarafından 1877'de Çukurova ve Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak amacıyla kurulan cemiyet B seçeneğindeki Hınçak Komitası'dır. Sikeyla Nutku aşağıdaki liderlerden hangisine aittir? A. Adolf Hitler. B. Benito Mussolini. C. Joseph Stalin. D. Francisco Franco. E. Emilio Mola. Benito Mussolini 1926 yılındaki ünlü Sikeyla Nutku'nda, her şey devlet içinde ve devlet için
Hiçbir şey devlet dışında ve başka bir şey için değildir. Birey devletle uyumlu olduğu ölçüde önemlidir, ifadelerine yer vermiştir, B seçeneği doğrudur. Osmanlı Devleti'nin son hükümeti olarak görev yapan ve saltanatın kaldırılmasının ardından lağvedilen hükümet aşağıdakilerden hangisidir? A. Damat Ferit Paşa hükümeti. B. Ahmet Tevfik Paşa hükümeti. C. Ali Rıza Paşa hükümeti. D. Salih Paşa hükümeti. E. Said Halim Paşa hükümeti. B seçeneği doğrudur. Osmanlı Devleti'nin son hükümeti olarak görev yapan ve saltanatın kaldırılmasının ardından lağvedilen hükümet Ahmet Tevfik Paşa hükümetidir. Osmanlı tarihinde kadın hakları ile ilgili ilk kez ferman yayımlayan padişah aşağıdakilerden hangisidir? A. Sultan II. Mahmut. B. Sultan Abdülmecid. C. Sultan II. Osman. D. Fatih Sultan Mehmet. E. Kanuni Sultan Süleyman. Osmanlı tarihinde kadın hakları ile ilgili ilk kez ferman yayımlayan padişah Fatih Sultan Mehmet'tir. Mustafa Kemal Atatürk Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde taarruzu nereden başlatmıştır? A. Metristepe. B. Kireçtepe. C. Doğatepe. D. Kocatepe. E. Çimentepe. Kurtuluş Savaşı'nın son evresi 26 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar Kocatepe'de başlayan büyük taarruz ile açılmış ve 9 Eylül 1922'de Türk ordusunun İzmir'e girmesiyle sonuçlanmıştır. D seçeneği doğrudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk adlı eserinde 20 sayfa kadar anlattığı Karakol Cemiyeti üyesi olan milis idareci aşağıdakilerden hangisidir? A. İpsiz Recep. B. Çerkez Ethem. C. Topal Osman. D. Parti Pehlivan. E. Yahya Kaptan. Atatürk yazmış olduğu eseri Nutuk'ta Yahya Kaptan'a 12 ila 20 sayfa ayırdı. En çok yer sahibi olan kişi de dolayısıyla Yahya Kaptan oldu. Yahya Kaptan, Karakol Cemiyeti üyesi, gizli teşkilatlanma konusunda uzman bir kurtuluş mücadelesine katılan çetecidir. E seçeneği doğrudur. Arap Ata Türbesi olarak anılan ve Türk İslam tarihinin ilk türbesi kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Uygurlar. B. Karahanlılar. C. Selçuklular. D. Gazneliler. E. Tolunoğulları. Arap Ata Türbesi olarak anılan ve Türk İslam tarihinin ilk türbesi kabul edilen eser Karahanlılara aittir. Ölünce beni öyle bir yere gömün ki sırtım dağlara dayansın. Kucağıma denizi verin, daima donanma göreyim diye vasiyet eden kuruluş dönemi Osmanlı denizcisi ve Osmanlı'nın ilk kaptanı Iderya'sı aşağıdakilerden hangisidir? A. Samsa Çavuş. B. Kemal Reis. C. Barbaros Hayreddin Paşa. D. Kara Mürsel Alp. E. Abdurrahman Gazi. D. Seçeneğindeki Osmanlı'nın ilk kaptanı Iderya'sı Kara Mürsel Alp doğru yanıttır. Osmanlı Devleti adına Mondros Mütarekesini imzalayan dönemin Bahriye Nazırı aşağıdakilerden hangisidir? A. Bekir Sami Kundu. B. Refet Bele. C. Rauf Orbay. D. Ali Rıza Paşa. E. Ahmet Tevfik Oktay. Mondros Mütarekesi, 30 Ekim 1918'de Osmanlı adına Bahriye Nazırı Rauf Orbay ile İtilaf Devletleri adına İngiliz Amirali Keltrop arasında Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Agamemnon zırhlısında imzalanmıştır. C seçeneği doğrudur. İlk Osmanlı Anayasası olan Kanunu Esası aşağıdaki devlet adamlarından hangisinin başkanlığındaki komisyon tarafından hazırlanmıştır? A. Hüseyin Avni Paşa. B. Midhat Paşa. C. Mehmet Rüşdi Paşa. D. Koca Mustafa Reşit Paşa. E. Keçecizade Fuat Paşa. İlk Osmanlı Anayasası olan Kanun-ı Esasiyi hazırlayan kurulun başkanı Midhat Paşa'dır. B. seçeneği doğrudur. Osmanlı Devleti'nde 1881'de açılan ilk müze olan Müze-i Hümayun'un başına aşağıdakilerden hangisi getirilmiştir? A. Şeker Ahmet Paşa. B. Hoca Ali Rıza. C. Osman Hamdi Bey. D.
İbrahim Çallı. E. Nazmi Ziya Güran. Osmanlı Devleti'nde 1881'de açılan ilk müze olan Müze-i Hümayun'un başına C seçeneğindeki Osman Hamdi Bey getirilmiştir. Birleşmiş Milletler 2007 yılında 2 Ekim Dünya Şiddete Hayır Günü ilan edilmesi aşağıdakilerden hangisinin faaliyetleri ile ilgilidir? A. Nelson Mandela. B. Mahatma Gandhi. C. Martin Luther King. D. Malcolm X. E. Martin Luther. BM Genel Kurulu, 15 Haziran 2007 tarihinde aldığı bir kararla Hindistan'ın bağımsızlık hareketinin ruhani ve siyasi lideri Gandhi'nin doğum günü 2 Ekim'in uluslararası şiddete hayır günü olarak anılmasını kabul etti. Cevabımız B'dir. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'den toprak isteyen ancak ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir. Cevabını alan politik siyonizmin kurucusu sayılan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Haim Weizmann. B. Theodor Herzl. C. David Ben-Gurion. D. Max Nordau. E. Isaac Rabin. B. seçeneğindeki Theodor Herzl politik siyonizmin kurucusu sayılan kişidir. 2. Balkan Savaşı sırasında Midye Enes hattını aşarak Edirne ve Kırklareli'yi kurtaran ve Edirne Fatihi unvanı verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Talat Paşa. B. Kazım Karabekir. C. Mustafa Kemal Atatürk. D. Cemal Paşa. E. Enver Paşa. 2. Balkan Savaşı sırasında Midye Enes hattını aşarak Edirne ve Kırklareli'yi kurtaran ve Edirne Fatihi unvanı verilen kişi Enver Paşa'dır. E seçeneği doğrudur. Onu ölüme sürükleyen hicv edebiyatında çok başarılı olduğu aşikardır. Hicvin yanı sıra övgü edebiyatıyla da göz doldurmuştur. Bugün divan edebiyatının en beğenilen kasidelerinden birçoğu onun eseridir. Döneminin sadrazam ve devlet adamlarına yönelik eleştirel şiirler yazmıştır. Yukarıda bilgileri verilen 17. yüzyıl Türk şairi ve edebiyatçısı aşağıdakilerden hangisidir? A. Baki. B. Naima. C. Nefi. D. Nedim. E. Fuzili. Osmanlı'da 17. yüzyılda yaşamış olan en önemli hiciv şairlerinden biri olan Nefi sorumuzun cevabıdır. 1. Osman Bölükbaşı. 2. Fevzi Çakmak. 3. Yusuf Hikmet Bayur. 4. Enis Akaygen. 1948 yılında kurulan Millet Partisi'nin kurucuları arasında yukarıdakilerden hangileri yer almaktadır? A. 1 ve 3. B. 1 ve 2. C. 2 ve 4. D. 3 ve 4. E. 1, 2, 3 ve 4. Millet Partisi, Demokrat Parti içerisinde muhalif olduğundan partiden ihraç edilen ve ayrılan üyelerden oluşan bir grup tarafından 20 Temmuz 1948'de Ankara'da kuruldu. Parti kurucuları arasında Fevzi Çakmak, Osman Bölükbaşı, Enis Akaygen, Yusuf Hikmet Bayur, Kenan Öner, Osman Nuri Köni, Mustafa Kentli ve Sadık Aldoğan vardı. Mareşal Fevzi Çakmak'ın Fahri Başkanlığını yaptığı partinin ilk genel başkanı Hikmet Bayur olurken, Osman Nuri Köni ilk genel başkan vekili ve Mustafa Kentli de ilk genel sekreteri oldu. Cevabımız E seçeneğidir. 2. Harold Courtenay Armstrong tarafından 1932 yılında yazılan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığında yayımlanan ilk biyografisi olan, kapağında Atatürk'ün sert, itici desenlerle resmedildiği için Türkiye'de tepki alan eser aşağıdakilerden hangisidir? A. Cehennem Değirmeni. B. Tek Adam. C. Birinci Adam. D. Bozkurt. E. Kesin İnançlılar. Atatürk'ün insani yönlerini ön plana çıkaran ve oldukça sert bir üslupla yazılmış olan kitabın uzunca bir süre Türkiye'ye sokulması yasaktı. Yasaklı kitap 1955'ten başlayarak birkaç kez Türkçe'ye çevrilmiştir. Bu kitabın kapağında Kemal Atatürk itici desenlerle, hatta korkunç bir biçimde resmedilmiştir. D seçeneğindeki Bozkurt doğrudur.
Osmanlı Devleti'nin Mondros'u imzalamasıyla başlayan milli mücadelenin en ateşli dönemlerini anlatan Yorgun Savaşçı eseri aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Orhan Kemal. B. Sabahattin Ali. C. Kemal Tahir. D. Peyami Safa. E. Fakir Baykurt. Yorgun Savaşçı, Kemal Tahir'in bir romanıdır. Osmanlı Devleti'nin mütarekeyi imzalamasından 1920 ortalarında milli mücadelenin güçlendiği döneme kadar geçen olayları bir Osmanlı yüzbaşısı ve İttihat ve Terakki üyesi olan Yüzbaşı Cemil'in hikayesi üzerinden anlatır. Yol ayrımında yan karakterlerden biri olarak karşımıza çıkan Cehennem Topçu Cemil, Yorgun Savaşçı'nın baş kahramanıdır. İstanbul'a geldiğinden beri, bir türlü üzerinden atamadığı yorgunluğu sanki dinlendikçe çoğalan Cemil, bir yandan aşık olup evlendiği teyze kızı Neriman ile her şeyi bırakıp uzakta bir köyde yaşamayı isteyecek kadar bıkkın. Diğer yandan Anadolu'ya geçip milli mücadelede savaşmayı isteyecek kadar da cesurdur. Kitap Kemal Tahir'in Osmanlı devlet yapısı hakkındaki tezlerini ve Batı-Doğu sorununa yaklaşımını da yansıtır. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin tek kadın üyesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Gördesli Makbule. B. Kara Fatma. C. Sabiha Bengütaş. D. Satı Kadın. E. Selma Rıza. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin tek kadın üyesi Selma Rıza'dır. Yeni Türk harfleriyle basılan ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir? A. Mardin. B. Hukuki Beşer. C. Sabah. D. Akşam. E. Ulus Latin harfleriyle basılan ilk gazete Mardin gazetesidir. A seçeneği doğrudur. Saltukoğullarının başına geçen ilk ve tek kadın hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? A. Melike Mama Hatun. B. Göknur Hatun. C. Fatma Hatun. D. Tomris Hatun. E. Abike Hatun. Saltuklu Devleti'nin başına geçen ilk ve tek kadın hükümdar Melike Mama Hatun'dur. 18. yüzyılda Avrupa'dan getirilen ilk askeri uzman aşağıdakilerden hangisidir? A. Comte de Bonneval. B. Baron de Tott. C. Bazbek. D. Von der Goltz Paşa. E. Charley Townshend. Comte de Bonneval yani Humbaracı Ahmet Paşa 18. yüzyılda Avrupa'dan getirilen ilk askeri uzmandır. Cevabımız A'dır. TBMM tarafından seçilen 1. İcra vekilleri heyeti içinde Türkiye'nin ilk marif vekili yani eğitim bakanı olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Adnan Adıvar. B. Halil Vedat Uşaklıgil. C. Doktor Rıza Nur. D. Salih Bozok. E. Hasan Ali Yücel. Türkiye'nin ilk marif vekili yani eğitim bakanı olan kişi Doktor Rıza Nur'dur. C seçeneği doğrudur. Osmanlı Devleti'nde şartlı olarak başa geçen ilk sadrazam aşağıdakilerden hangisidir? A. Köprülü Mehmet Paşa. B. Tarhuncu Ahmet Paşa. C. Alemdar Mustafa Paşa. D. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. E. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. Osmanlı Devleti'nde şartlı olarak başa geçen ilk sadrazam A seçeneğindeki Köprülü Mehmet Paşa'dır. Amasya genelgesini onaylayanları mukaddes ittifak olarak tanımlayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? A. İsmet İnönü. B. Mustafa Kemal Atatürk. C. Kazım Karabekir. D. Ali Fuat Cebesoy. E. Fevzi Çakmak. Amasya genelgesini onaylayanları mukaddes ittifak olarak tanımlayan devlet adamı D seçeneğindeki Ali Fuat Cebesoy'dur. Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet sanatçısı unvanını alan ilk sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ulvi Cemal Erkin. B. Ahmet Adnan Saygun. C. Hikmet Şimşek. D. İdil Biret. E. Gürer Aykal. Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet sanatçısı unvanını alan ilk sanatçı Ahmet Adnan Saygun'dur. B seçeneği doğrudur. Bir Mahatma Gandhi ulusun babası. 2 Adolf Hitler rehber, 3 Aliya İzzet Begoviç Bilge Kral, yukarıdaki lider unvan eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A. 1 ve 2. B. 2 ve 3. C. 1 ve 3.
D. Yalnız 3'e, 1, 2 ve 3 verilen lider unvan eşleştirmelerinden hepsi doğrudur. Cevabımız E'dir. Türkiye'nin ilk kadın valisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Esengül Civelek. B. Gül Esin. C. Sadiye Hanım. D. Lale Aytaman. E. Hatı Çırpan. Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman'dır. Osmanlı Devleti'nde müzik ilminin şeyhi olarak anılan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Abdülkadir Meragi. B. Rauf Yekta. C. Hafız Post. D. Buhurizade Mustafa İtri. E. Zekai Dede Efendi. Osmanlı Devleti'nde müzik ilminin şeyhi olarak anılan kişi Buhurizade Mustafa İtri'dir. D seçeneği doğrudur. Osmanlı İmparatorluğu'nun son Şeyhülislam'ı aşağıdakilerden hangisidir? A. Mustafa Sabri Efendi. B. Medeni Mehmet Nuri Efendi. C. İskilipli Atıf Hoca. D. Dürrizade Abdullah Efendi. E. Musa Kazım Efendi. B seçeneğindeki Medeni Mehmet Nuri Efendi Osmanlı İmparatorluğu'nun son Şeyhülislam'ıdır. Türk Tarih Kurumu'nun başlangıcını oluşturan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin ilk başkanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ziya Gökalp. B. Mehmet Tevfik Bıyıklıoğlu. C. Yusuf Akçura. D. Mehmet Emin Yurdakul. E. İsmail Gaspıralı. Türk Tarih Kurumu'nun başlangıcını oluşturan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin ilk başkanı Mehmet Tevfik Bıyıklıoğlu'dur. 20 Ekim 1927 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün nutuğun sonunda okuduğu konuşma aşağıdakilerden hangisidir? A. 10. Yıl Marşı. B. Söylev. C. Bursa Nutku. D. Gençliğe Hitabe. E. Balıkesir Hutbesi. 20 Ekim 1927 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün nutuğun sonunda okuduğu konuşma gençliğe hitabedir. D seçeneği doğrudur. İrade-i Milliye gazetesinde ilk başyazıyı kaleme alan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. İsmail Hakkı Uzunçarşılı. B. Mustafa Kemal Atatürk. C. İsmail Hami Danişment. D. Halil İnalcık. E. Mehmet Fuat Köprülü. C seçeneğindeki İsmail Hami Danişment doğru cevaptır. Bosna Hersek'in Mostar şehrinden geçen Neretva Nehri üzerinde bulunan bir köprü olan Mostar Köprüsü'nün mimarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Mimar Ali Bey. B. Mimar Sinan. C. Mimar Kemaleddin. D. Mimar Davut Ağa. Mimar Hayreddin. Mostar Köprüsü'nün mimarı Mimar Hayreddin'dir. E seçeneği doğrudur. 1. İcra Vekilleri Heyetinde Erkan-ı Harbiye-i Umumiye yani Genelkurmay Vekili olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Mustafa Kemal Paşa. B. Celalettin Arif Bey. C. Yusuf Kemal Bey. D. İsmet Bey. E. Fevzi Paşa. 1. İcra Vekilleri Heyetinde Erkan-ı Harbiye-i Umumiye yani Genelkurmay Vekili olan kişi İsmet İnönü'dür. Fevzi Çakmak ise Müdafaa-i Milliye yani Milli Savunma Vekiliydi. D seçeneği doğrudur. Adını Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği Türk Tarih Kurumu tarafından 1937'den bu yana 4 ayda bir Türkçe olarak yayımlanmakta olan dergi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kadro. B. Belleten. C. Tarihimiz. D. Emel. E. Derin Tarih. Belleten. Türk Tarih Kurumu tarafından Ocak 1937'den bu yana 4 ayda bir Türkçe olarak yayımlanmakta olan dil ve tarih konulu makalelere yer veren bir dergidir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkması için teklif veren Saruhan Milletvekili aşağıdakilerden hangisidir? A. Mustafa Vasıf Karakol. B. Rauf Orbay. C. Hüseyin Vasıf Çınar. D. Bekir Sami Kundu. E. Celalettin Arif. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkması için teklif veren Saruhan Milletvekili Hüseyin Vasıf Çınar'dır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun uygulanması ile Marif Vekili Hüseyin Vasıf Çınar görevlendirildi. Kanun, eğitimin temel kanunu olarak kabul edildi ve daha sonra çıkarılan bütün kanunlara esas teşkil etti.
Darülislam'ın Marco Polo'su olarak bilinen Orhan Bey ve Ahiler hakkında bilgi veren Marco Polo'dan. Sonra Orta Çağ'ın en büyük seyyahı sayılan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. İbni Haldun. B. Farabi. C. İbni Battuta. D. Katip Çelebi. E. Evliya Çelebi. İbni Battuta Marco Polo'dan sonra Orta Çağ'ın en büyük seyyahı ve Rıhlıtü İbni Batuta diye bilinen seyahatnamenin yazarıdır. C seçeneği doğrudur. Mustafa Kemal Atatürk döneminde kurulan Ali Fethi Okyar'ın görev aldığı siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir? A. Demokrat Parti. B. Laik Cumhuriyet Fırkası. C. Amele ve Çiftçi Fırkası. D. Serbest Cumhuriyet Fırkası. E. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Serbest Cumhuriyet Fırkası. Cumhuriyet döneminde kurulan ve çok partili siyasal yaşama geçiş yolunda ikinci deneme olan siyasi partidir. Ali Fethi Bey, Paris Büyükelçiliğinden dönüşünde Gazi Mustafa Kemal'in önerisi ve onayıyla Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurdu. D seçeneği doğrudur. Hicri takvim, yerel saatler ve Ramazan ayı ile ilgili başlangıç ve bitiş tarihleri hakkında araştırmalar yapan Kandilli Gözlemevi'nin kurucusu ve ilk müdürü olan Türk astronom ve matematikçi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kerim Erim. B. Mehmet Fatin Gökmen. C. Cahit Arf. D. Nazım Terzioğlu. E. Piyaziyeci Mehmet Nadir Bey. B seçeneğindeki Mehmet Fatin Gökmen Kandilli Gözlemevi'nin kurucusu ve ilk müdürüdür. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurucularındandır. TBMM 7. ve 8. dönemlerde Konya Milletvekili olarak mecliste yer almıştır. Avrupa saraylarında Fatih Sultan Mehmet Büyük Türk olarak adlandırılmış ve kendisini Fatih Sultan Mehmet'ten ayırmak için Küçük Türk olarak isimlendirilen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? A. Çelebi Mehmet. B. II. Osman. C. Uzun Hasan. D. Timur. E. Gazneli Mahmut. Küçük Türk olarak isimlendirilen hükümdar Uzun Hasan'dır. Uzun Hasan Akkoyunlu hükümdar olup, bugünkü İran, Irak, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye'nin bir bölümünü kapsayan bir coğrafyada 1453 ila 1478 yılları arasında hüküm sürmüştür. Cevabımız C'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın belediye başkanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Gül Esin. B. Sadiye Hanım. C. Şerife Feriha Sanerk. D. Leman Bozkurt Altınçekiç. E. Türkan Akyol. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın belediye başkanı Sadiye Hanım'dır. Gül Esin, Türkiye'de seçilmiş ilk kadın muhtardır. Şerife Feriha Sanerk, ilk Türk kadın emniyet müdürüdür. Leman Bozkurt Altınçekiç, ilk Türk kadın jet pilotudur. NATO kuvvetlerinin de ilk ve uzun zaman boyunca tek kadın jet pilotu olmuştur. Türkiye'nin ilk kadın bakanı Türkan Akyol'dur. B seçeneği doğrudur. 1867 ila 1912 yılları arasında Japonya'nın modernleşmesinde önemli rol oynayan Meiji Restorasyonunu başlatan Japon imparator aşağıdakilerden hangisidir? A. Taisho. B. Mutsuhito. C. Hirohito. D. Akihito. E. Yasuhito. 1867 ila 1912 yılları arasında Japonya'nın modernleşmesinde önemli rol oynayan Meiji Restorasyonunu başlatan Japon İmparator Mutsuhito'dur. Osmanlı Hanedanı Dan son İslam halifesi olan Abdülmecid Efendi 3 Mart 1924 yılında halifeliğin ilgası sonucunda ilk olarak hangi ülkeye gitmiştir? A. İsviçre. B. İsveç. C. İngiltere. D. Almanya. E. Fransa. A seçeneği doğrudur. Abdülmecid Efendi İsviçre'ye vardığında, o ülkenin kanunlarına göre birden fazla eşlilerin ülkeye girmesine izin verilmediği gerekçesiyle sınırda bir süre alıkonuldu ancak bu gecikmeden sonra ülkeye kabul edildi. Bir süre İsviçre'de Leman Gölü kıyısındaki Büyük Alp Oteli'nde kaldıktan sonra Ekim 1924'te Fransa'nın Nice kentine geçti ve ömrünün geri kalanını orada tamamladı.
Osmanlı tarihinde rejimi değiştirmeye yönelik çıkarılan ilk ve son isyan aşağıdakilerden hangisidir? A. Bab-ı Ali baskını. B. Vakayı Vakvakiye. C. Baba Zünn'ün isyanı. D. Menemen olayı. E. 31 Mart ayaklanması. E seçeneği doğrudur. 31 Mart vakası, 2. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'da yönetime karşı yapılmış büyük bir ayaklanmadır. Rumi takvime göre 31 Mart 1325'te başladığı için bu adla anılmıştır. 13 gün süren ayaklanma, 2. Meşrutiyet döneminin en önemli olaylarından biri olarak kabul edilir. İlk yenilgisini yaşayan Napolyon'un, Akka'da durdurulmasaydım, bütün doğuyu ele geçirebilirdim. Sözünü söylemesine neden olan ve Napolyon Bonaparte'a karşı Akka Kalesi'ni savunmasıyla ünlü. Osmanlı veziri aşağıdakilerden hangisidir? A. Kavalalı Mehmet Ali Paşa. B. Bulutkapan Ali Bey. C. Cezzar Ahmet Paşa. D. Muhammed Murat Bey. E. Enver Paşa. Cevabımız C seçeneğidir. Cezzar Ahmet Paşa Napolyon Bonaparte'a karşı Akka Kalesi'ni savunmasıyla ünlü Osmanlı veziridir. 10 Kasım 1938'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevinde bulunan devlet adamı. Aşağıdakilerden hangisidir? A. Abdülhak Adnan Adıvar. B. İsmet İnönü. C. Rauf Orbay. D. Mustafa Abdülhalik Renda. E. Ali Fuat Cebesoy. D seçeneğindeki Mustafa Abdülhalik Renda 10 Kasım 1938 tarihinde yaşamını yitiren Atatürk'ten boşalan Cumhurbaşkanlığı makamına bir gün süreyle vekalet etti. İsmaili Batini düşünceye karşı açılan Sünni fikirlerin savunucusu olan kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. Ribatlar. B. Yağbasan Medresesi. C. Nizamiye Medresesi. D. Tekkeler. E. Kervansaraylar. C seçeneği doğrudur. Nizamiye medreseleri İslam dünyasının her tarafından hatta Endülüs'ten gelen pek çok öğrenciyi Sünni inançlara göre yetiştirerek Şii propagandaları ve faaliyetlerin önlenmesinde, Sünni mezhepler arasında dayanışma sağlanmasında, toplumda ortak düşünce ve emellerin güçlenmesinde, Selçuklu devlet görevlisi yetiştirilmesinde önemli katkıları olmuştur. Nizamiye medreseleri, Büyük Selçuklular zamanında kurulan, Vezir Nizamülmülk'ün adıyla anılan medreselerdir. Kurtuluş Savaşı muharebeler döneminde yaptığı askeri hizmetlerden ötürü Şark Fatihi olarak adlandırılan komutan ve siyaset adamı kimdir? A. Fevzi Çakmak. B. Cevat Çobanlı. C. Fethi Okyar. D. Kazım Karabekir. E. Celal Bayar. D seçeneği doğrudur. Kurtuluş Savaşı muharebeler döneminde yaptığı askeri hizmetlerden ötürü Şark Fatihi olarak adlandırılan komutan ve siyaset adamı Kazım Karabekir'dir. Alçıtepe kahramanı namıyla tanınır. Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatan komutanların arasında yer alarak Doğu Cephesi'nde gösterdiği başarılardan dolayı kırmızı yeşil şeritli İstiklal Madalyası ile taltif edildi, yani ödüllendirildi. Ben ve kolordum emrinizdedir paşam. Sözünü söyleyerek Mustafa Kemal Paşa'nın emrine girdi. D seçeneği Kazım Karabekir sorumuzun cevabıdır. 93 Harbi'nde Erzurum'daki Aziziye savunmasında görev alan Türk Kadınlar Birliği tarafından yılın annesi seçilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Gördesli Makbule. B. Nene Hatun. C. Nezahat Onbaşı. D. Şerife Bacı. E. Kara Fatma. 93 Harbi sırasında Erzurum'da Aziziye savunmasına katılan, Rus işgaline karşı Erzurum'daki halk direnişinin simgesi haline gelmiş Türk kadın kahraman Nene Hatun'dur. Rus askerlerin 8 Kasım 1877 gecesi Aziziye tabyasını ele geçirdiği haberinin Erzurum'da sabah ezanında minarelerden duyurulması üzerine Osmanlı askerine yardım için taş ve sopalarla mücadeleye giren şehir halkına katılmış ve gösterdiği yararlılıklar sonucu efsaneleşmiştir. 1955'te Türk Kadınlar Birliği tarafından yılın annesi seçilen Nene Hatun, Türkiye'de yılın annesi unvanı verilmiş ilk kadındır. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilmiş olan 3. Ordu'nun nenesi unvanını taşır.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmadan önce İstanbul'da bulunduğu süreçte yayımladığı kitabı. Aşağıdakilerden hangisidir? A. Zabit ve kumandan ile hasbihal. B. Vatandaş için medeni bilgiler. C. Söylev. D. Geometri kılavuzu. E. Cumalı ordugahı. Zabit ve kumandan ile hasbihal. Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlı ordusu ve askerlik ile ilgili görüşlerini yazdığı kitaptır. Cevabımız A'dır. Mustafa Kemal Paşa, kitabını tamamladığı sırada 1. Dünya Savaşı'nın başlaması nedeniyle basımı ertelemek zorunda kalır. Mustafa Kemal Paşa ve Nuri Paşa, Çanakkale Savaşları'nda birlikte mücadele edip Türk ordusunun zaferinde önemli pay sahibi olurlar. Mustafa Kemal Paşa, kitabını ancak savaş sona erdikten sonra döndüğü İstanbul'da, 1918 sonunda yayımlar. Kitabın basımından 6 ay kadar sonra da Anadolu'ya geçerek İstanbul ile ilişiğini keser. Kitap bir süre sonra damat Ferit Paşa hükümetinin aldığı karar gereği toplatılır. Zabit ve kumandan ile hasbihal. İlk baskısından sonra 1956'da Hasan Ali Yücel tarafından İş Bankası Kültür Yayınları'nın ilk kitabı olarak yayımlanmış. 2006'da sadeleştirilerek ve Atatürk ve Jonker'in metinleri karşılıklı sayfalara konarak yeniden basılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Meclis'in kürsüsünden milletime söz verdim. Bu benim için bir şeref ve haysiyet meselesidir dediği konu aşağıdakilerden hangisidir? A. Yabancı okullar. B. Boğazlar. C. Musul. D. Kerkük. E. Hatay. Mustafa Kemal Atatürk, ben toprak büyütme dilekçisi değilim. Barış bozma alışkanlığım yoktur. Ancak muahedeye dayanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu almazsam edemem. Büyük Meclis'in kürsüsünden milletime söz verdim. Hatay'ı alacağım. Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem onun huzuruna çıkamam, yerimde kalamam, demiştir. E. Hatay doğru cevaptır. Öldükten sonra beni İstanbul'a defnedin. Kıyamete kadar Fatih Sultan Mehmet'in manevi ruhaniyeti altında bulunmak istiyorum, şeklinde vasiyeti bulunan Türk devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Devlet Bahçeli. B. Recep Tayyip Erdoğan. C. Adnan Menderes. D. Turgut Özal. E. Alparslan Türkeş. Turgut Özal öldükten sonra beni İstanbul'a defnedin. Kıyamete kadar Fatih Sultan Mehmet'in manevi ruhaniyeti altında bulunmak istiyorum, şeklindeki vasiyetine uyularak kendisi tarafından yaptırılan eski Başbakan Adnan Menderes'in anıt mezarının bulunduğu Topkapı'da, Vatan Caddesi üzerinde kendisi adına hazırlanan anıt mezara defnedildi. Cevap D seçeneğidir. Milli mücadele sürecinde kullandığı Reşad-ı Sani ismi ile tanınan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Tevfik Paşa. B. Cemal Paşa. C. Celal Bayar. D. Mustafa Kemal Paşa. E. Ali Fethi Paşa. Galip Hoca diye de bilinen Celal Bayar doğru cevaptır. Çağdaş Türkiye'nin siyasi yaşamının çeşitli dönemlerinde önemli roller oynamış olan Bayar, Meclisi Mebusan üyesi, Cumhuriyet döneminde iktisat vekili, Mustafa Kemal Atatürk'ün son başbakanı ve 1950 ile 1960 yılları arasında Türkiye'nin 3. ve asker kökenli olmayan ilk cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştır. Türk tarihinin ilk kartografı kabul edilen alim aşağıdakilerden hangisidir? A. Yusuf Has Hacip. B. Farabi. C. İbn-i Sina. D. Kaşgarlı Mahmud. E. İbni Haldun. Kartograf haritacılık, haritacı anlamına gelmektedir. Türk tarihindeki ilk kartograf Kaşgarlı Mahmud'tur. Divanül Lugatit Türk isimli, dünyaca bilinen eserin yazarıdır, cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadelenin güney cephesinde Maraş savunmasının simge ismi haline gelmiştir? A. Sütçü İmam. B. Topal Osman. C. Şahin Bey. D. İpsiz Recep. E. Hasan Tahsin. A seçeneği doğrudur. Sütçü İmam süt satarak geçimini sağladığı için sütçü lakabı verilmiştir.
Maraş Kurtuluş Mücadelesini başlatan Sütçü ve İmam, 31 Ekim 1919'da Kahramanmaraş'ta düşmana ilk kurşunu atan Sütçü İmam, Kahramanmaraş'taki kurtuluş hareketini başlatmıştır. Heyeti Temsiliye'nin Ankara'ya taşınması fikrine, doğudaki gelişmelerden uzak kalınacak endişesi ile itiraz eden kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. İsmet İnönü. B. Kazım Karabekir. C. Rauf Orbay. D. Ali Fethi Okyar. E. Refet Bele. Kazım Karabekir Paşa heyeti temsiliyenin Ankara'ya gitmesine taraftar değildi. Cevabımız B. seçeneğidir. Mustafa Kemal. Mebusan Meclisi'nin toplanmasından önce Sivas'ta milli mücadeleyi destekleyen komutanlarla bir toplantı düzenlendi. Yapılan bu toplantı sonucu Ankara'nın milli mücadelenin merkezi olması kararlaştırıldı. Temsil heyetinin Ankara'ya gelme sebepleri. Ankara'nın Anadolu'nun en güvenli yeri olması, yani işgallere uğramamış ve güvenlikli bir bölge olması, Ankara'nın batı cephesine ve İstanbul'a yakın olması. Meclisi mebusan çalışmalarının yakından takip etmek. İletişim ve demiryolu ulaşımı yönünden uygun bir konumda olması. Kolordunun burada bulunması olarak sıralanabilir. Küçük kan dolaşımını bulan Türk İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? A. İbni Sina. B. İbni Nefis. C. İbni Heysem. D. Cabir bin Hayyan. E. Hüneyn bin İshak. Küçük kan dolaşımını bulan Türk İslam bilgini B seçeneğindeki İbni Nefis'tir. Pozantı'da Fransız ve Ermenilerle savaşan Fransız kuvvetlerine yaptığı öncülükle onları Türk ateş hattına çeken mücadeleci kadın kahraman aşağıdakilerden hangisidir? A. Naciye Hanım. B. Kılavuz Hatice. C. Kara Fatma. D. Şerife Bacı. E. Nene Hatun. Cevabımız B'dir. Adana ve yöresinde Fransızlara karşı verilen mücadelede yer alan ve milis kuvvetlerine katılan Kılavuz Hatice. 8 Mayıs 1920'de Milli Kuvvetler Pozantı'ya taarruza başladığında kritik bir duruma düşen Fransızları kandırarak onlara kılavuzluk etmiştir. Hatice Hanım, kılavuzluk yaptığı Fransızlara yanlış yol göstererek kar boğazına sokmuş ve boğaza sıkışan Fransızlar Türk askerine esir düşmüşlerdir. Kılavuz Hatice sayesinde 44 kişilik Kuvay-ı Milliye grubu sıkışan Fransızları çarpraz ateş altına alarak 650 er, 23 subayı esir almış. 2 top, 8 makineli tüfek, 1000 kadar silah, 13 kadana, 90 katırı ele geçirmiştir. Adnan Saygun, Karl Öbürt, Ulvi Cemal Erkin ve Necil Kazım Akses gibi sanatçılar aşağıdaki alanların hangisinde faaliyet göstermiştir? A. Sinema. B. Resim. C. Spor. D. Tiyatro. E. Müzik. Türk müzik tarihinde Türk beşleri olarak anılan bestecilerden birisi olan Adnan Saygun, İlk Türk operasının bestecisidir ve devlet sanatçısı unvanını alan ilk sanatçıdır. Cumhuriyet dönemi Türk müziğinin en çok seslendirilen eserlerinden Yunus Emre Oratoryosu en önemli yapıtıdır. Karl Öbürt, Ulvi Cemal Erkin ve Necil Kazım Akses gibi sanatçılar da müzik alanında faaliyet göstermişlerdir. Türkistan Milli Birliği'nin kurucusu ve ilk başkanı olan Türkiye'deki Turancılar davasında yargılanan aşağıdakilerden hangisidir? A. Enver Paşa. B. Yusuf Akçura. C. Zeki Velidi Togan. D. Nihal Atsız. E. İsmail Gaspıralı. Doğru seçeneğimiz C'dir. Zeki Velidi Togan'dır. Zeki Velidi Togan Türk tarihçi, Türkolog, Başkurt Devrimi ve Bağımsızlık Hareketi önderidir. Asıl adı Ahmet Zeki'dir. Rusya'da iken Validov soyadını kullanmış, Türkiye'ye geldikten sonra Togan soyadını almıştır. Togan, sözcüğü, Doğan, sözcüğünün Kıpçak Türkçesi alanındaki karşılığı. Başkurt Türkçesindeki şeklidir, Türkistan Milli Birliği'nin kurucusu ve ilk başkanıdır. 1924 ila 1930 yılları arasında Milli Marş'ın kullanılan bestesi aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Osman Zeki Üngör. B. Edgar Manas.
C. Mehmet Akif Ersoy. D. Ali Rıfat Çağatay. E. Hamdullah Supi Tanrıöver. Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı ve 1921'de resmi marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı'nın ilk bestesini Ali Rıfat Bey yazmıştır. Bu beste 1924'ten 1930'a kadar kullanıldı. 1930'da Osman Zeki Üngör'ün Batı Marşları tarzındaki bestesi ile değiştirildi. 1. Dünya Savaşı yıllarında İstanbul'da kurulan ve İstanbul müzik tarihinde önemli yeri olan Şark Musiki Cemiyeti'nin başkanlığını yaptı. Türk Musikisi Ocağı adlı kurumu kurdu, 1914 yılında Darülelhan yani Namelerin Ev adıyla açılan Devlet Konservatuarı'nın öğretim kadrosunda yer aldı. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde öğrenci yetiştirdi. 50 civarında bestesi ve müzik üzerine çok sayıda makalesi bulunur. Ali Rıfat Çağatay doğru cevabımızdır. Orta Asya'da Kızıl Ordu'ya karşı Türk direnişine liderlik yapanlar arasında bulunan ve Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Tanrıöver'in daveti üzerine Türkiye'ye gelen tarihçi aşağıdakilerden hangisidir? A. Yusuf Akçura. B. Zeki Velidi Togan. C. Bahaeddin Ögel. D. İbrahim Kafesoğlu. E. Mehmet Fuat Köprülü. Cevabımız Zeki Velidi Togan'dır. İlk defa yürütme yetkisi kullanılarak Sivas Kongresi sonucunda temsil heyeti hangi komutanı Batı Anadolu Kuvayi Milliye Komutanlığına atamıştır? A. Kazım Karabekir. B. Rauf Orbay. C. Ali Fuat Cebesoy. D. Çerkez Ethem. E. İsmet İnönü. İlk defa yürütme yetkisi kullanılarak Sivas Kongresi sonucunda temsil heyeti C seçeneğindeki Ali Fuat Cebesoy'u Batı Anadolu Kuvayi Milliye Komutanlığına atamıştır. Cevap C'dir. Mustafa Kemal Atatürk, hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satı, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez. Sözünü hangi savaş sırasında Türk ordusuna moral kazandırmak amacıyla söylemiştir? A. 1. İnönü Savaşı. B. 2. İnönü Savaşı. C. Eskişehir-Kütahya Savaşları. D. Büyük Taarruz. E. Sakarya Meydan Savaşı. Mustafa Kemal Atatürk bu sözleri Sakarya Meydan Savaşı sırasında Türk ordusuna moral kazandırmak amacıyla söylemiştir. E seçeneği doğrudur. İstiklal Marşı'nı TBMM'de okuyan dönemin Milli Eğitim Bakanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Doktor Rıza Nur. B. Hamdullah Supi Tanrıöver. C. Osman Zeki Üngör. D. Ali Rıfat Çağatay. E. Hasan Ali Yücel. Cevabımız Hamdullah Supi Tanrıöver'dir. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında TBMM'de yaptığı coşkulu konuşmaları nedeniyle Milli Hatip ve Cumhuriyet Hatibi olarak tanınan bir siyaset adamı ve yazardır. Hamdullah Supi Tanrıöver ayrıca İstiklal Marşı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okuyan ilk kişidir. Osmanlı Devleti'nde açılan ilk Mebusan Meclisi'nin başkanlığını aşağıdaki devlet adamlarından hangisi yapmıştır? A. Ali Paşa. B. Enver Paşa. C. Mithat Paşa. D. Ahmet Vefik Paşa. E. Namık Kemal. Osmanlı Devleti'nde açılan ilk Mebusan Meclisi'nin başkanlığını D seçeneğindeki Ahmet Vefik Paşa yapmıştır. Ahmet Vefik Paşa ilk ilmi Türkçülerden biridir. İki defa Marif Nazırlığı yani Eğitim Bakanlığı yaptı. İlk Osmanlı Meclisi Mebusan'ında İstanbul vekili olarak yer aldı ve başkanlığı üstlendi. İlk Türkçe sözlüklerden birisi olan Lehçe-i Osmani'nin yazarı olan Ahmet Vefik Paşa devlet adamlığının yanı sıra 16 dil bilen bir bilim adamıdır. Bursa Valiliği sırasında bu kentte bir tiyatro yaptırmakla ün kazanmıştır. Rusya'da perestroika yani yeniden yapılanma ve glasnost yani açıklık politikalarını ortaya koyan lider aşağıdakilerden hangisidir? A. Vladimir Putin. B. Mihail Gorbaçov. C. Boris Yeltsin. D. Dmitri Medvedev. E. Konstantin Çernenko. Gorbaçov'un perestroika, yeniden yapılanma ve glasnost, açıklık
adını verdiği reform çalışmaları Soğuk Savaş'ı bitirdi. Ancak bu reformlar Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin ülkede politik üstünlüğünü kaybetmesine ve sonrasında da Sovyetler Birliği'nin dağılmasına neden oldu. 1990'da Nobel Barış Ödülünü kazandı. Hakkında en çok eser yazılan ilk 100 kişi listesinde yer almaktadır, yanıtımız B'dir. Anayasayı yaşayan dile çevirmek ismi ile bilinen yasa önerisi hangi cumhurbaşkanı döneminde meclise sunulmuştur? A. İsmet İnönü. B. Cemal Gürsel. C. Cevdet Sunay. D. Fahri Korutürk. E. Kenan Evren. Anayasayı yaşayan dile çevirmek ismi ile bilinen yasa önerisi İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanlığı döneminde meclise sunulmuştur. 93 Harbi'nde Plevne savunması ile ön plana çıkan komutan aşağıdakilerden hangisidir? A. Halil Hamit Paşa. B. Gazi Osman Paşa. C. Nuri Jonker Paşa. D. Hüseyin Avni Paşa. E. Mahmud Nedim Paşa. B seçeneği doğrudur. Gazi Osman Paşa Osmanlı ordusunda askerlik görevi boyunca birçok savaşta başarılı sonuçlar almış. Plevne muharabelerindeki üstün savunmasının ardından Sultan II. Abdülhamit tarafından Gazi unvanına layık görülmüş. O günden bugüne Gazi Osman Paşa olarak da anılan Türk askerdir. 2. Abdülhamid'in Osman Paşa'nın Plevne savunması için söylediği söz sen benim yüzümü ağarttın. İki cihanda da yüzün ak olsun. Cemal Bey tarafından Bursa ve Kocaeli yöresinde özellikle Kafkas göçmenlerinden oluşturulmuş olan Milis Kuvvet aşağıdakilerden hangisidir? A. Kuvva-i İnzibatiye. B. Kuvva-i Seyyare. C. Yavuz Grubu. D. Karakol Grubu. E. Gökbayrak Taburu. Gökbayrak Taburu, milli mücadele döneminde çok önemli başarılar elde etmiş bir milis kuvvetimizdir. Cemal Bey'in önderliğinde kurulan Gökbayrak Taburu, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları tarafından başlatılan milli mücadeleye destek vermek için hemen harekete geçmiştir. Gökbayrak Taburu mensupları, ilk olarak çevrelerinde oluşan eşkıya grupları ile savaşmışlar. Ermeni ve Rum çetelerine karşı mücadele etmişlerdir. Daha sonra ise Kuvva-i İnzibatiye ve Yunanlıların eline geçmiş olan Karamürsel kasabasını geri almışlardır. Mısır'ın ünlü hastanelerinde hekimlik yapmıştır. Anadolu'nun İbn Sina'sı olarak bilinir. Şifaül Eskam ve Devaül Alam adlı eseriyle ünlenmiştir. Hakkında yukarıda bilgi verilen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Takiyüddin. B. Matrakçı Nasuh. C. Pargalı İbrahim Paşa. D. Katip Çelebi. E. Hacı Paşa. Hakkında bilgi verilerek tanıtılan kişi E seçeneğindeki Hacı Paşa'dır. Daha çok tıp sahasındaki eserleriyle tanınan Hacı Paşa, tefsir, kelam ve mantık konularında da eserler vermiştir. Türkçe yazılmış iki tıp kitabı dışında kalan eserlerinin tamamı Arapçadır. Şifaül Eskam ve Devaül Alam adlı eseri tıp konusunda en ünlü eseri olup Anadolu'da Türk hekimleri tarafından çok itibar görmüştür. Yazımına Kahire'de başlamış. 782 yılının Ramazan ayında Ayasluk'ta bitirerek İsa Bey'e takdim etmiştir. Eser, 4 makale olarak tertip edilmiştir. 1. makalede nazari ve ameli tıp bilgileri. 2. makalede yiyecek ve içeceklerden ve basit ilaçlardan. 3. makale bütün organlara arız olabilen hastalıkların. 4. makale ise genel hastalıkların sebep, belirti ve tedavilerinden bahsedilir. İslam dünyasında Cabir'den sonra en büyük kimyacı kabul edilen, çeşitli deneylerle element etmeye çalışan ve maddeleri bitkisel, hayvansal maddeler ve mineraller olarak 3 temel gruba ayıran İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? A. Zekeriya el-Razi. B. El-Biruni. C. İbni Heysem. D. Bni Nefis. E. Harizmi. A seçeneğindeki Zekeriya el-Razi Fars simyacı, kimyager, hekim ve filozoftur. Gençlik yıllarında edebiyat ve musiki ile ilgilenmiştir ve geçimini kuyumculuk yaparak sağlamıştır.
Razi eczacılık, simya, müzik ve felsefe dallarında son derece önemli katkılar yapmıştır. Farklı alanlarla alakalı yaklaşık 200 kitap ve makalesi vardır. Pediatrinin babası olarak bilinir. Ayrıca göz bilimleri konusunda da otorite kabul edilmiştir. Alkol ve gaz yağını bulan ve çiçek hastalığını kızamıktan farklı olduğunu ilk keşfeden kişidir. İngiliz oryantalist Edward Granville Brown'a göre tüm zamanların en yetkin bilim insanlarından biridir. Batı cephesi komutanlığına Albay İsmet İnönü'nün getirilmesinden sonra Moskova Büyükelçiliğine atanan komutan aşağıdakilerden hangisidir? A. Hüseyin Rauf Orbay. B. Fevzi Çakmak. C. Ali Fuat Cebesoy. D. Kazım Karabekir. E. Enver Paşa. Batı cephesi komutanlığına Albay İsmet İnönü'nün getirilmesinden sonra Moskova Büyükelçiliğine atanan komutan C seçeneğindeki Ali Fuat Cebesoy'dur. Milli mücadelede yer alan Emice lakaplı milis lider aşağıdakilerden hangisidir? A. İpsiz Recep. B. Topal Osman. C. Çerkez Ethem. D. Demirci Mehmet Efe. E. Ahmet Anzavur. İpsiz Recep ya da Emice Rizeli bir çeteci ve Kuvayi Milliyecidir. Yel kendisiyle Zonguldak üzerinden kömür taşımacılığı yaparken işlerinin bozulmasıyla eşkıyalığa başlamış. Kandıra civarında Müslüman halka zulmeden Rum çetelerine karşı Kuvayi Milliye saflarında başarıyla karşı koymuştur. Bir Fransız gemisini kaçırmayı başarınca Ankara hükümetince milis yüzbaşı olarak onurlandırılan İpsiz Recep düzenli kuvvetlere katılarak Yunan ordusuna karşı savaşmıştır. Ona layık görülen İstiklal madalyasını geri çevirerek "Ben madalya için değil milletim için savaştım" demiştir. Milli mücadele sürecinde rütbeli olarak orduya ilk katılan kadın kahramanımız aşağıdakilerden hangisidir? A. Halide Edip. B. Binbaşı Ayşe. C. Domaniçli Habibe. D. Asker Saime. E. Halime Çavuş. Milli mücadele sürecinde rütbeli olarak orduya ilk katılan kadın kahramanımız B seçeneğindeki Binbaşı Ayşe'dir. Mudanya kararı çerçevesinde Doğu Trakya'nın teslim işini Türk tarafı adına yürütmesi için atanan görevli aşağıdakilerden hangisidir? A. Bekir Sami. B. Rauf Orbay. C. Ali Fuat Cebesoy. D. Refet Bele. E. Kazım Karabekir. Refet Bele'dir. Refet Bele Türk asker ve siyasetçidir. Kurtuluş Savaşı'na katılan ilk 5 generalden birisidir. Diğerleri Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir Paşa ve Rauf Orbay'dır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı görevlerinde bulunmuştur. Mudanya Mütarekesi gereği Trakya topraklarının teslimi yapılırken Türkiye'yi temsil edecek kişi olarak Mustafa Kemal'in isteği ile Refet Paşa görevlendirildi. Amasya Genelgesi'ni kaleme alan görevli aşağıdakilerden hangisidir? A. Salih Bozok. B. Ali Fuat Cebesoy. C. Cevat Abbas. D. Cafer Tayyar. E. Rauf Orbay. Amasya Genelgesi'ni kaleme alan görevli Cevat Abbas Gürer'dir. Türk asker, siyasetçi, Mustafa Kemal Paşa'nın başyaveri, Meclisi Mebusan ve TBMM Bolu Milletvekilidir. Atatürk'ün işaretiyle Türk Tayyare Cemiyeti'ni kurdu, günümüzde Türk Hava Kurumu olarak isimlendiriliyor ve Tayyare Cemiyeti'nin başkanlığını bir yıl süreyle üstlendi. 1926'da görevini Fuat Bulca'ya devretti. İsteği üzerine 27 Şubat 1927'de ordudan emekliye ayrıldı. Türkiye İş Bankası'nın kurucularından olan Cevat Abbas Gürer, Atatürk'ün emriyle kurulan Ateş Güneş Spor Kulübü'nün de kurucu başkanıydı. Anıları Atatürk'ün yaveri Cevat Abbas Gürer, cepheden meclise büyük önder ile 24 yıl başlıklı kitapta toplanmıştır. Türk dilinin gelişmesi için büyük çaba harcamış olan ve Türkçenin her alanda kullanılmasını teşvik ederek 10.613 beyitten meydana gelen şiirlerini Garipname adlı kitabında toplayan tasavvuf adamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yunus Emre. B. Aşık Paşa.
C. Mevlana D. Hoca Dehani E. Hacı Bektaş Veli. Doğru cevabımız Aşık Paşa'dır. B seçeneği doğrudur. Uçan balonu bulan ünlü mucit kardeşler aşağıdakilerden hangileridir? A. Musa kardeşler. B. Montgolfier kardeşler. C. George kardeşler. D. İngiliz kardeşler. E. Wright kardeşler. Anonay köyünde çapı 10,5 metre olan ketenden bir torbayı sıcak havayla doldurarak ilk balonlu uçuşu yapmışlardır. Balon 450 metre kadar yükselerek 10 dakikada 1,5 millik mesafe kat etmiştir. Montgolfier kardeşler sonraki uçuşlarını 19 Eylül 1783 tarihinde, aralarında Benjamin Franklin'in de bulunduğu kalabalık karşısında Paris'te yapmışlardır. 6 millik uçuşta balonun sepetine bir horoz, bir ördek ve bir koyun koymuşlardır. B seçeneği Montgolfier kardeşler doğrudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığında en uzun süre görevde kalan ve en fazla hükümet kuran devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Fevzi Çakmak. B. Ali Fethi Okyar. C. İsmet İnönü. D. Refet Bele. E. Celal Bayar. Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığında en uzun süre görevde kalan ve en fazla hükümet kuran devlet adamı İsmet İnönü'dür. Cevabımız C seçeneğidir. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yaşamış olan divan edebiyatının ilk temsilcilerinden Selçuklu Şehnamesi adlı eserin sahibi aşağıdakilerden hangisidir? A. Yunus Emre. B. Aşık Paşa. C. Mevlana. D. Hoca Dehani. E. Hacı Bektaş Veli. Cevabımız D seçeneğidir. Hoca Dehani bilinen ilk divan şairidir. Hoca Dehani'nin günümüzde bilinen 9 gazeli ve 1 kasidesi bulunup toplam 74 beyitten oluşmaktadır. ...1914 yılında kurulan Darülbedai'de ilk kez rol alan Türk kızı aşağıdakilerden hangisidir? A. Afet İnan. B. Keriman Halise. C. Afife Jale. D. Halide Edip. E. Türkan Şoray. C seçeneğindeki Afife Jale doğru yanıt C'dir. Afife Jale Hüseyin Suat'ın Yamalar adlı oyununda Emel rolü ile ilk kez sahneye çıkarak Türk tiyatrosunda sahneye çıkan ilk Müslüman kadın oyuncu oldu. Atatürk'ün özel doktoru olup Yalova gezisinde siroz teşhisini koyan ilk doktor aşağıdakilerden hangisidir? A. Rıza Nur. B. Vedat Ali Özkan. C. Nihat Reşat Belger. D. Abdülhak Adnan Adıvar. E. Sadi Konuk. Atatürk'ün özel doktoru olup Yalova gezisinde siroz teşhisini koyan ilk doktor C seçeneğindeki Nihat Reşat Belger'dir. Demokrat Parti'nin kurucuları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Celal Bayar. B. Haydar Baş. C. Adnan Menderes. D. Refik Koraltan. E. Mehmet Fuat Köprülü. Demokrat Parti'nin kurucuları arasında B seçeneğindeki Haydar Baş yer almaz. Haydar Baş Bağımsız Türkiye Partisi'nin kurucularındandı ve 2020 yılında koronavirüsten hayatını kaybetti. Gazap Üzümleri adlı romanında Amerika'da 1930'lu yılların ekonomik kriz dönemlerini İnsanlığın dramını etkileyici bir dille anlatmış olan ve bu eserle Pulitzer ödülünü kazanan yazar aşağıdakilerden hangisidir? A. John Steinbeck. B. Gestapo. C. Erich Lenin. D. Orhan Pamuk. E. Karl Marx. 1940 Pulitzer ödülü ve 1962 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi gerçekçi roman öykü yazarı olan John Steinbeck cevabımızdır. A seçeneği doğrudur. Sibernetik alanın kurucusu kabul edilen, sosyoloji ilmini kuran ve Mukaddime adlı eserinde sahibi olan İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? A. Farabi. B. El-Cezeri. C. Harezmi. D. İbn Sina. E. Yunus Emre.
Sibernetik alanın kurucusu kabul edilen fizikçi, robot ve Matrix ustası, dünyada ilk robotu yapan Müslüman olan E. Cezeri sorumuzun cevabıdır. B seçeneği doğrudur. Hikmet adı verilen öğretici şiirleri ile tanınan ve Piri Türkistan lakabıyla anılan Türk İslam mutasavvıfı aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazreti Mevlana. B. Aşık Paşa. C. Yunus Emre. D. Ahmet Yesevi. E. Hoca Dehani. Cevabımız D seçeneğindeki Ahmet Yesevi'dir. Tarihte bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı unvanını taşır. Yesevilik adı verilen tasavvufi akımının mimarı olan Hazreti Türkistan namıyla da meşhur Haz. Ahmet Yesevi, müridi Hacı Bektaş Veli gibi bir İslam alimidir. Ortaya koyduğu öğreti yöntemleriyle Alevi Bektaşi tarikatı ile Sünni İslam'ı da bir hayli derinden etkilemiş olan bir şahsiyettir. Komünist sistemin baskıcı değil insan haklarını esas alınarak uygulanması için insancıl komünizm hareketini başlatan Çekoslovak lider aşağıdakilerden hangisidir? A. Joseph Stalin. B. İmre Nagy. C. Alexander Dubček. D. Vladimir Lenin. E. Lev Trotski. Alexander Dubček insancıl komünizm hareketini başlatan Çekoslovak liderdir. Yanıtımız C seçeneğidir. Hatay'ın anavatana hasreti. Gül koklayan kadın. Dolmabahçe Sarayı'ndan Demiryolu ve Köylüler ve Zeybekler tabloları hangi ressama aittir? A. İbrahim Çallı. B. Ruhi Arel. C. Hikmet Onat. D. Abidin Dino. E. Hale Asaf. Verilen eserler İbrahim Çallı'ya aittir. Doğru cevabımız A'dır. ...1985'te Sovyetler Birliği'nin başına geçen, Sovyet ekonomisini düzeltmek ve Doğu bloğunun çağa ayak uydurmasını sağlamak için glasnost, açıklık ve perestroika, yeniden yapılanma politikalarını uygulamaya koyan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Konstantin Çernenko. B. Mihail Suslov. C. Vladimir Lenin. D. Mihail Gorbaçov. E. Joseph Stalin. Doğru cevabımız D seçeneğindeki Mihail Gorbaçov'dur. Gorbaçov'un perestroika, yeniden yapılanma ve glasnost, açıklık adını verdiği reform çalışmaları Soğuk Savaş'ı bitirdi. Ancak bu reformlar Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin ülkede politik üstünlüğünü kaybetmesine ve sonrasında da Sovyetler Birliği'nin dağılmasına neden oldu. 1990'da Nobel Barış Ödülünü kazandı. Hastalıkların mikroplardan geldiğini ilk bulan ve bundan yaklaşık 1000 sene önce her hastalığı yapan bir kurttur. Yazık ki bunları görecek aletimiz yok diyen Türk İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? A. Farabi. B. İbn Sina. C. Kayndide Gazzali. E. Birini mikrobu keşfeden bilim adamı İbn Sina'dır. Cevabımız B seçeneğidir. Osmanlı'da yurt dışına öğrenci gönderen ilk padişah aşağıdakilerden hangisidir? A. 3. Selim. B. 2. Mahmut. C. Abdülmecit. D. Abdülaziz. E. 2. Abdülhamit. Osmanlı'da yurt dışına öğrenci gönderen ilk padişah 2. Mahmut'tur. Avrupa devletlerine eğitim için öğrenci gönderen ilk Osmanlı padişahı da 2. Mahmut'tur. 1927 yılında Darülbedai'nin başına getirilerek Türk tiyatrosunda ve sinemasında bir dönüşüm yaşatan, Türkiye'de ilk sesli filmi çeken, Türk tiyatrosunun batılı anlamda kurucusu olarak kabul edilen, sinema alanında da Türkiye'de ilk önemli katkıları gerçekleştirmiş kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Selim Sırrı Tarcan. B. Muhsin Ertuğrul. C. Kartal Tibet. D. Şükran Güngör. E. Vasfi Rıza Zobu. Cevabımız yönetmen, oyuncu ve yapımcı Muhsin Ertuğrul'dur. ...18 Mayıs 1933'te yayınlanan genelge ile ilköğretim okullarında okutulmaya başlayan Öğrenci Andı'nın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Tevfik Rüştü Aras. B. Ali Fuat Cebesoy. C. Reşit Galip.
D. Ali Çetinkaya E. Hasan Ali Yücel Öğrenci Andı'nın yazarı C. seçeneğindeki Reşit Galip'tir. Londra Konferansı'nda söz sırası kendisine gelince. Ben sözü Türk milletinin gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başdelegesine bırakıyorum, diyerek konuşma yetkisini Bekir Sami Bey'e bırakan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ali Rıza Paşa. B. İzzettin Paşa. C. Cemal Paşa. D. Rıza Nur. E. Tevfik Paşa. Londra Konferansı'nda söz sırası kendisine gelince. Ben sözü Türk milletinin gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başdelegesine bırakıyorum, diyerek konuşma yetkisini Bekir Sami Bey'e bırakan devlet adamı E seçeneğindeki Tevfik Paşa'dır. Cumhuriyetin ilanından sonra görev yapan ilk Genelkurmay Başkanımız aşağıdakilerden hangisidir? A. Mustafa Kemal Atatürk. B. İsmet İnönü. C. Fevzi Çakmak. D. Kenan Evren. E. Kazım Karabekir. İlk Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmet İnönü'dür. Fakat Cumhuriyetin ilanından sonra görev yapan ilk Genelkurmay Başkanımız Fevzi Çakmak'tır. 5 Ağustos 1921'de göreve başlamıştır. Cumhuriyet bildiğimiz üzere 29 Ekim 1923 günü açılmıştır. Fevzi Çakmak'ın görevi 1944 yılında sona ermiştir. En uzun görev yapan Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'tır. Cumhurbaşkanlığı yapan Genelkurmay Başkanları İsmet İnönü, Cevdet Sunay ve Kenan Evren'dir. Yılan Hikayesi, Kalpaklılar, Dolu Dizgin, Bir Karış Toprak gibi romanları yazan Telli Kavak, Gecenin Soluğu ve Sam Amca gibi hikayeleri kaleme alan Türk romancı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kemal Bilbaşar. B. Kemal Tahir. C. Necati Cumalı. D. Samim Kocagöz. E. Orhan Kemal. D. seçeneğindeki Samim Kocagöz doğru cevaptır. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı neticesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'ni kuran, dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Nuri Jonker. B. Kazım Özalp. C. Saffet Arıkan. D. Fevzi Çakmak. E. Refet Bele. Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'ni kuran kişi Kazım Özalp'tir. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin amaçları arasında yerli mallarını tanıtmak, sevdirmek ve kullandırmak, halkı israfla mücadeleye hesaplı ve tutumlu olmaya, tasarrufa alıştırmak yer alır. Toprak milletindir, onu kimse veremez. Sözü ile vatan sevgisini ortaya koyan Türk lider aşağıdakilerden hangisidir? A. Teoman. B. Mustafa Kemal Atatürk. C. Fatih Sultan Mehmet. D. Metehan. E. Kutluk Kağan. Toprak milletindir, onu kimse veremez. Sözünü söyleyen Türk lider D seçeneğindeki Metehan'dır. Asya Hun İmparatorluğu'nun başında hükümdar olan Metehan ne kadar değersiz olursa olsun toprak devletin temelidir. Hiç kimseye verilemez. Ve benden yerimi isteyin vereyim. Atımı isteyin vereyim. Çadırımı isteyin vereyim. Fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin, vermem, veremem sözlerini söylemiştir. Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi'nin ilk komutanı oldu. TBMM'de vekillik ve ikinci başkanlık yaptı. İlk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasında yer aldı. Hakkında bilgi verilen milli mücadele kahramanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Celal Bayar. B. Rauf Orbay. C. Kazım Karabekir. D. Ali Fuat Cebesoy. E. Mustafa İsmet İnönü. Verilen bilgiler D seçeneğindeki Ali Fuat Cebesoy hakkındadır. Cevabımız D'dir. ...1964'te Türk Hava Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda uçağı Rum uçaksavarlar tarafından vurulan ve paraşütle atlayıp esir düşen, ardından da şehit olan pilotumuz aşağıdakilerden hangisidir? A.
Vecihi Hürkuş. B. Cengiz Topel. C. Jale İnan. D. Sabiha Gökçen. E. Nuri Demir. Cevabımız B seçeneğindeki Cengiz Topel'dir. Milli mücadelede ilk kurşunu Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sıkan kahraman aşağıdakilerden hangisidir? A. Topal Osman. B. Şahin Bey. C. Karayılan. D. Mehmet Çavuş. E. Sütçü İmam. Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşunun 15 Mayıs 1919'da İzmir'de gazeteci Hasan Tahsin tarafından değil, 19 Aralık 1918'de çeteci Mehmet Kara tarafından Hatay'ın Dörtyol ilçesinde atıldığı ortaya çıkmıştır. İşgallere ilk direniş 19 Aralık 1918 tarihinde Güney Cephesi'nde Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Fransız işgal kuvvetlerine karşı başlamıştır. Toplumsal içerikli şiirleri ile tanınan Mustafa Kemal'in çağdaş ve inkılapçı kişiliğinin oluşmasında etkili olan ve Mustafa Kemal'in hangi Türk şairi böyle inkılapçı şiirler yazmıştır şeklinde ifade ettiği kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Namık Kemal. B. Tevfik Fikret. C. Yahya Kemal Beyatlı. D. Ahmet Hamdi Tanpınar. E. Nazım Hikmet. Bahsedilen kişi Tevfik Fikret'tir. B seçeneği doğru cevaptır. Kurtuluş Savaşı yıllarını Yaban adlı eserinde anlatan ve en ünlü romanları Nur Baba. Kiralık konak olan yazar aşağıdakilerden hangisidir? A. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. B. Reşat Nuri Güntekin. C. Ömer Seyfettin. D. Peyami Safa. E. Halide Edip Adıvar. Cevabımız Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur. Roman, öykü ve makaleleri ile Türk toplumunun Tanzimat'tan bu yana geçirdiği değişiklikleri anlatmış bir yazardır. Asıl ününü romanları ile sağlayan yazarın en ünlü romanları Nur Baba, Kiralık Konak ve Yaban'dır. Aşağıdakilerden hangisi Falih Rıfkı Atay'ın kaleme aldığı Atatürk biyografisidir? A. Tek Adam. B. Gazi Paşa. C. Atatürk Neydi? D. Atatürk ile Bir Ömür. E. Kurt Kanunu. Atatürk Neydi? Falih Rıfkı Atay'ın Atatürk'ün hayatını ve Atatürkçülüğün ne olduğunu anlattığı anı ve deneme türünde eseridir. Falih Rıfkı Atay, kitapta Atatürk düşmanlığını Türk düşmanlığı ile özdeşleştirmektedir. C seçeneği doğrudur. Arıburun soyadlı Çanakkale Muharebesi kahramanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Hüseyin Avni Paşa. B. Talat Paşa. C. Cevat Paşa. D. Hasan Ali Paşa. E. Sait Paşa. Arıburun soyadlı Çanakkale Muharebesi kahramanı A seçeneğindeki Hüseyin Avni Paşa'dır. İstiklal Marşı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okuyan ilk kişi olan Milli Hatip ve Cumhuriyet Hatibi olarak tanınan siyaset adamı ve yazar aşağıdakilerden hangisidir? A. Hamdullah Subhi Tanrıöver. B. Mehmet Akif Ersoy. C. Salih Bozok. D. Fevzi Çakmak. E. İsmet İnönü. A seçeneğindeki Hamdullah Subhi Tanrıöver Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında TBMM'de yaptığı coşkulu konuşmaları nedeniyle Milli Hatip ve Cumhuriyet Hatibi olarak tanınan bir siyaset adamı ve yazardır. Ayrıca İstiklal Marşı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okuyan ilk kişidir.